Merhabalar. Teşekkürler. Sayın Yaşar Topluluğu, Yaşar Üniversitesi'nin saygıdeğer akademisyenleri, Sayın Diyoboya yöneticileri, sevgili öğrenciler ve kıymetli katılımcılar. Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde Diyoboya ve Avro İstanbul tarafından düzenlenen Avro Focus Renkli Diyaloglar paneline hepiniz hoş geldiniz. Ben Seda Altan, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, yani Avro İstanbul'un direktörlüğünü üstleniyorum. Avro İstanbul, 2017 yılında kâr amacı gütmeyen bir organizasyon yapısıyla mimarlık, şehircilik, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi yaratıcı disiplinlerden mezun olan gençlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla projelerin üretildiği bir akademi olarak kuruldu. Aynı zamanda gönüllü akademisyen ve profesyonellerin desteğiyle katkılarını, faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün ise mimarları, tasarımcıları ve yapı ürünleri üreticilerini ortak bir platformda buluşturan Avro Focus serisi kapsamında Diyoboya işbirliği ile düzenlediğimiz Renkli Diyaloglar panelini ikinci kez Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İzleyenlerimiz için ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Etkinliğimiz Avro İstanbul'un YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Eğer haber vermek istediğiniz çevrenizde arkadaşlarınız varsa haber verebilirsiniz. Evet, şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Diyoboya Pazarlama İletişim Müdürü Sayın Didem Aysan Türkmen'i sahneye davet ediyorum. Her anı değerli, güzel bir hayat sizce nasıl olurdu? Önce mutlu bir yuva, sevdiklerinizle güvende, huzurlu ve güzel yuvanızla keyifler yerinde, sevdiklerinizin eğlenceli anları kahkahalar eşliğinde, yolculukları bekler arabanız emin ellerde, devasa bir alan uzanıyor hayranlıkla gökyüzüne, engin maviliklerde rota hep ileriye, üretenin yanında mutlu bir geleceğe, insana ve dünyaya saygılı, sorumlu üretim bilinciyle, Dio ileri teknolojisiyle yaşanan her yeri korur, eşsiz renkleriyle yaşanan her yere güzellik katar, değer verdiklerin için Dio. Herkese merhaba. Öncelikle Yaşar Üniversitesi'ne bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda keyifle yol arkadaşımız olan Avro İstanbul ekibine de bu güzel panel için, renkli organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Aslında reklam filmimizde anlattığımız gibi biz Dio olarak kendimizi herhangi bir tüketicinin gözünü açtığı andan itibaren ertesi gün gözünü açana kadar içinde bulunduğu, dokunduğu tüm ortamlara ve yüzeylere yönelik çözümler üreten bir boya üreticisi olarak görüyoruz. Bizim tutkumuz boya ve bu işi ileriye taşımak için oldukça kıymetli, keyifli ve renkli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Burada sorumlu üretim bilinciyle sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde doğaya ve çevreye de saygılı olarak ürünleri ürettiğimizi ayrıca paylaşmak isterim. Bizim çalışmalarımızı genel olarak tanımlamak gerekirse aslında evlerimizde dış cephe yüzeylerin korunması için yalıtım sistemleri, iç cephenin güzelleştirilmesi için boya ürünleri, sorunlu yüzeyler için teknolojik çözümler üreten bir şirket olarak tanımlamamız mümkün. Aynı zamanda endüstriyel çözümlerimiz de oldukça geniş, 10 farklı sektöre ürün üretiyoruz. Birazdan Dio Akademi ve Teknik Servis Müdürümüz Pınar Hanım bu sektörlerden detaylı bahsedecek ve çözümlerimizden. Ben sadece genel bir kapsamı paylaşmak istedim. Bizim çözüm ürettiğimiz yerler evle ya da sanayi tesisleriyle kısıtlı değil. Şöyle katma değerli ürünlerimizi şöyle bir kapsama oturtmak mümkün. Yaşam alanları, aynı zamanda büyük yapılar, okullar, hastaneler gibi kalabalık yerler ve sağlıklı ortam ihtiyacı olan tesisler, büyük ve görkemli yapılar, viyadükler ve yollar gibi, hastaneler gibi, aynı zamanda tarihi binaların korunması için de katma değerli ürünler üretiyoruz. Onların da korunması bizim için oldukça kıymetli. Örneğin yakın zamanda Doğu Anadolu'da bir Ermeni köyünde bulunan evlerin korunması için, taş yüzeylerin korunabilmesi için ürün uygulamaları gerçekleştirdik. Aynı zamanda milli değerlerimize de sahip çıkarak onların korunması ve uzun yıllar bizle birlikte olabilmeleri için ürünler üretiyoruz. Burada
TOG binası, İstanbul'daki finans merkezi gibi büyük yatırımlara çözüm ortaklığı sunuyoruz. Ürün kapsamımızdan Pınar Hanım bahsedecek, söylediğim gibi. Aura İstanbul'la olan işbirliğimizden de birazcık bahsetmek istiyorum. Mimarlarla olan çok yakın dirsek temasımız aslında yeni nesil mimarlara da ulaşmak için Aura İstanbul ekibiyle beraberiz. Onlar yeni nesil sizler gibi yetenekli gençlere el verirken biz de onlarla beraber sizlerle birlikte olmak ve sizin ileride teknolojik olarak kullanabileceğiniz bütün ürünlere yönelik çözüm ortağınız olmak üzere sizle beraber oluyoruz. Bu keyifli panele katılımınız için çok teşekkür ederim. Ben de oturumları keyifle bekliyorum. Şimdi sözü Pınar Hanım'a bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Didem Aysan Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi de sunumunu yapmak üzere DIO Akademi Müdürü Kimya Mühendisi Sayın Pınar Şimşek'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Çok heyecanlandım yalnız, çok sahne süper. Bugün sizlere biraz sonra başlayacak son derece renkli bir panel öncesi. Ben de DIO'nun rengarenk ürünlerinden bazı ürünlerimizi aktarmak için buradayım. İlerlemeye çalışayım. Şimdi biz 1927'den günümüze kadar belli bir yolculukla ve giderek büyüyen bir teknolojiyle, fabrikasyonla Durmuş Yaşar döneminden bugüne gelen büyük bir boya firmasıyız. Neredeyiz? Çiğli, Dilovası ve Rusya fabrikalarımızla 1100 çalışanla 40 ülkeye ihracat yapan büyük bir grubuz aslında. Sadece inşaat grubu olarak düşünmeyelim. DIO'nun aklınıza gelebilecek her şeyin boyasını üreten bir firmayız. Tüm sektörlerde varız. Sanayi boyalarından, mobilya boyalarına, dekoratif boyalardan, deniz boyalarına, oto tamir grubundan, bobin boyalarına kadar, savunma sanayi boyalarına kadar birçok alanda boya üreten Türkiye'deki tek büyük firmayız diyebiliriz. Her ihtiyacı DIO var, bir DIO vardır mottosuyla ürünleri üretmeye gayret ediyoruz. Ve duvar grubunda, inşaat grubunda iç cepheler, dış cepheler, ahşap sistemleri ve metal sistemleri aslında bizim dört ana gruba bölebiliriz. Her bir boya için aslında bizim belli beklentilerimiz, belli hedeflerimiz ve belli amaçlarımız var. Örneğin iç cephe boyasında koruyuculuk ve dekoratifliği beklerken bir diğer taraftan silinebilir olması, renklerinin istenilen tonlarda olması, matlık parlaklığının bizim istediğimiz değerlere sahip olması, yüzey hatalarını göstermemesi gibi birçok beklentiyi birlikte barındırması gerekiyor. Bunun için formülasyonlarımızı tasarlarken her beklentiye cevap verebilecek nitelikte ürünleri tasarlamaya gayret ediyoruz. Örneğin son yıllarda farklı bir teknolojiyle diğer konvansiyonel gruplara göre farklı olan Oximex ürünümüzü burada anlatmak istiyorum. Özellikle iç mekanlarda zararlı serbest formaldehit kimyasalını biz günlük hayatta soluyoruz. Nerede soluyoruz? Parkede, mobilyada ve bulunduğumuz ortamda birçok alanda biz formaldehiti soluyoruz. Bunun kanıtı ne? Küçük çocuklarda üst solunum yolları hastalığı olarak karşımıza çıkıyor son yıllarda. Daha büyük oranlarda formaldehiti soluyorsak da maalesef kanserojen etkisi kanıtlanmış bir zararlı kimyasaldan bahsediyorum. Oximex ürünümüz formaldehiti %74 oranında absorbe edebilen bir ürün ve bu %74'lük oran bulunduğunuz ortam için aslında çok yüksek bir rakam. Nerede kullanılabilir? Öncelikle çocuk odaları, evimizin içinde, hastanelerde, okullarda, kreşlerde, bu tip toplu mekanlarda Oximex ürünümüzün tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Yine uzun zamandır ürettiğimiz teflon katkılı yüksek silinebilme özellikli Teknoplast ürünümüze geçtiğimiz yıl
biliyorsunuz son 3 yıldır COVID'le uğraşan bir insan hayatımızın her yerine işleyen bir COVID sıkıntısı var. Bunu tolere edebilecek, uygulandığı yüzeyde temas edilen COVID virüsünü %99.9 yarım saat içinde yok edebilen Sağlık Bakanlığı onaylı yeni bir ürünümüz var. Teknoplast anti-COVID olarak sunduğumuz, pazarda bulunan bir ürün. Yine pandemiyle birlikte aslında insanların hayatında hobi boyalarında da büyük yer aldığını gördük. Evde bulunan zaman içinde insanlar hobi amaçlı evlerini de boyadılar, evde bulunan materyalleri de boyadılar. Tezgah boyamaktan buzdolabı boyamaya kadar giden bir süreç yaşadık aslında evdeyken. Ve bu süreçte biz hobi boyasıyla hem çocukların oynayabileceği hem de çocuk mobilyalarının da yapılabileceği, çocuk oyuncaklarının da yapılabileceği nitelikte hem antibakteriyel hem de çocuk mobilya kategorisinde oyuncak güvenliği sertifikalı Hobilux ürünümüzü pazara verdik. Taş, tuğla, seramik, cam gibi her türlü yüzeye yapışabilen, biraz daha farklı, eline hiç fırça rulo almamış birinin de rahatlıkla uygulayabileceği bir ürün aslında hobi boyası. Burada bazı örnekleri özellikle koydum. Hani artık kullanılmayacak durumda olan bazı materyalleri çok rahat hobi boyasıyla amatör bir şekilde boyayıp kullanılabilir hale getirebildiğimiz bir ürün seti hobi boyasından. Şimdi dış cephelere baktığımızda dış cephelerde olayın rengi biraz daha değişiyor. Çünkü dış cephelerde daha uzun ömür, daha uzun dayanıklılık ve atmosferik şartlara direnç karşımıza çıkıyor. Bunun için de su geçirmemesi, UV direncinin yüksek olması, yüzeyde gerçekleşen asit alkali dayanımının yüksek olması gibi dış cephe boyalarının bir takım beklentileri var. Dış cephede de yine yeni bir ürünümüz. Aslında bunu ilk kez burada anlatıyorum. Acromax Suprema ürünümüzle %100 saf akrilik ve 20 yıl garanti vermeyi hedeflediğimiz dış cephede son derece dayanıklı canlı renkler elde edebildiğimiz bir formülasyonumuz var. Önümüzdeki günlerde piyasaya bu ürünü veriyor olacağız. Acromax ise mevcutta olan yine %100 saf akrilik bağlayıcı içeren çok dayanıklı ve 10 yıl garantili ürünümüz. Yüksek su iticilik, güçlü dayanım ve canlı renkler. Bazı formülasyonlarda aslında hayatın içinden, doğadan esinleniliyor. Su itme, lotus efektiyle çalışan boyalar bunlar. Su iticiliği son derece yüksek ve yağmurla birlikte yüzeydeki kirliliği de itebilme özelliğine sahip daha teknolojik ürünler. Bazen boyada da esnek olmak gerekebilir. Çünkü normalde boyalar kırılgandır ve esneklik bazı durumlarda bizim yüzeylerimiz için de gerekebilir. Genellikle farklı donatılarda yapılan binalarda ya da sürekli vibrasyona titreşime maruz kalan ortamlarda kılcal ve kılcaldan bir tık daha büyük derin çatlaklar sürekli gerçekleşir. Bu tip yüzeyler içinde Diolastex adında esneme özelliği %600'e kadar esneyebilen yüksek elastikite sahip bir ürünümüz daha var dış cephelerde. Biraz önce Didem Hanım bahsetti. Doğal yüzeylerin taş, tuğla, kiremit gibi natürel dokuların bozulmadan, doğallığını kaybetmeden korunması, su itme ve kir itme özelliğine sahip olması için şeffaf yüzey koruyucularımız var. Bir tanesi solvent bazlı, bir tanesi su bazlı iki ürünümüz var. Hem tarihi dokular hem de herhangi bir villanızın bahçesindeki taşların korunması için, tuz kusmalarının engellenmesi için Teknolong serimizi mutlaka öneriyoruz. Şimdi yalıtım ve çevreye baktığımızda, çevre tabii son yıllarda artık sürekli gündemimizde olan küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle birlikte savaştığımız bir ortam. Çevrede çevre kirliliğini yaratan en büyük şeylerden birisi karbondioksit salınımı.
karbondioksit salınımına baktığımızda sanki hep sanayi kirletiyor gibi bir algı var hepimizde. Fakat yapılan araştırmalarda konutların karbondioksit salınımının %50'sini kapsadığını görüyoruz. Bu %50 neden kapsıyor? Isınmadan kaynaklı. Bunun için de ülkemizde aslında bir sınıflandırma var. Buna göre de, bu sınıflandırmaya göre de kalınlıklar belirlenmiş. Isı yalıtımının sağlanması amacıyla. Isı yalıtımı aslına bakarsanız 2008 yılından beri binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu getirildi ülkemize. Ama 2017-2018 yıllarında tam net zorunluluk başladı. Enerji kimlik belgesi her binanın alması gereken bir belgedir. Binanın A ile G aralığında, referans aralığında bir belgelendirme statüsü vardır. Eğer yalıtım yapılırsa binanıza A ile C arasında bir değer elde edebilirsiniz. Bu da binanızın hem değerini artıran hem de gerçekten yalıtım yaptığını gösteren bir kanıt belgedir. Biz DIO olarak bizim sistem ürünlerimiz yapıldığında enerji kimlik belgesi alınması konusunda da binalarda gerekli desteği sağlıyoruz. Isı yalıtım grubunda iki farklı markayla hareket ediyoruz. Birisi DIOTERM, yeni bir ürünümüz. Bir diğeri KlimaTERM, levhalı paket, genel olarak ülkemizde yaygın olarak kullanılan paket sistem. Şimdi yalıtım uygulamaları çok yaygın, fakat hatalı uygulamalar da çok yaygın. Burada görmüş olduğunuz bölgesel yapılan yalıtım çalışmaları var. Bunlar gerçekten bizim ülkemizde yapıldı, var. Yine levhalı uygulamalarda yanlış yapıştırma, yanlış levhaların yerleştirilmesi, dübellerin yanlış yapılması ya da tam monte edilmemesi kaynaklı sadece rüzgarla bu hale geldiğini görüyoruz binaların. Ve ülkemizde maalesef ısı yalıtım sisteminde büyük hatalar, büyük zararlar da doğuruyor. Şimdi biz yenilikçi yalıtım geleceğe yatırım sloganıyla da Isolteco manuel ve terminator sistemiyle daha bütünsel yalıtım elde etmeyi hedefliyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bu ürün tamamen yüzeye püskürterek uygulanan, içinde cam bubble'lar olan, burada ekranda gördüğünüz görüntü mikroskop altındaki görüntüsü, yüzeye uygulandığında homojen dağılım yapıp hiçbir şekilde ısı köprüsü oluşturmayan, dübel gerektirmeyen, bütünsel yalıtım sağlayan ve yüzeyde çatlama, kabarma, dökülme riski oluşturmayan 2 santimden 20 santime kadar kalınlıkta uygulanabilen bir yalıtım sistemidir Isolteco DIOTERM serisi. Yangın dayanımı taş yünüyle muadildir. Biliyorsunuz Türkiye'de yangın dayanımı da artık zorunludur. Yangına dayanıklı ürünler yapılması 7. kattan sonra A sınıfı ürün kullanılmak durumundadır. Bunun için de yangına dayanıklı ürün setinde Isolteco 110'u öneririz. Türkiye'de yapılan bazı uygulamalar, referanslarımız burada görüyorsunuz. Bu Hilton Hakkari çok ilginçtir. Ürünler gitti, mal indi, uygulama yapılacak. Pandemi nedeniyle bütün uçaklar iptal edildi, biz gidemedik. Ve tamamen WhatsApp'tan görüntülü arayarak ekipleri tarif edip işin tamamlanması sağlandı. Uçaklar başladığında Hilton açılmıştı, öyle söyleyeyim. Yetişemedik biz ama tarifle çok da güzel yapıldı binalar. Yine ısı yalıtımın dışında yeni bir ürünümüz daha var. ProTerm Light pasif yangın koruma sistemidir. Burada da aslında örneğin ikiz kuleleri çarpan uçak değil, yangının çökerttiği artık bilinmekte. Yangınla birlikte çelik konstrüksiyonların erimesi ve binaların çökmesine sebep oldu. 240 dakika boyunca 1150 dereceye kadar dayanıklı ProTerm Light ürünümüz yüzeye uygulandığında yangından kaçma, kurtulma ve binanın ana donatısının çökmesini engelleyen
oldukça güçlü, yangın dayanımlı çelik konstrüksiyon yüzeylere uygulanan bir ürün. Yapılan araştırmalara göre yangınların 600 dereceye ulaşabilmesi için 3 dakika gerekiyor. Ülkemizde bir günde meydana gelen yangın sayısı 48. Çıkan yangınlarda yıllık can kaybı 162 kişi. Ve yangınların ana sebebi binanın yapım aşamasında alınmayan önlemler %67 olduğunu görüyoruz. Bu binayı yaparken en baştan tasarımdan korumaya kadar çelik konstrüksiyon yüzeylerin yangına dayanımının dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Burası çok yakın zamanda Ekim ayında İstanbul'da Kadıköy'de meydana gelen klima hatlarında çıkan yangının görüntüsü. ProTherm Light uluslararası belgelerine sahip ve ETA 18 pasif yangın koruma sistemine sahip bir ürün. IEN Türkiye'deki yangın koruma standardı IEN 13381'dir. 1, 3, 4 ve 5 standartlarını karşılayan, Türkiye'de rakipsiz olan bir ürün. Çelik konstrüksiyon yüzeylere uygulandığında yangını geciktirme ve yangından korunma zamanı tanıyan bir ürün. Burada 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi'nde çelik konstrüksiyon yüzeylerde ProTherm Light ürünümüzü kullandık ve başladı. Nerede yapılabilir? Özellikle toplu kullanım alanları, stadyumlar, metrolar, hastaneler, otogarlar, tüneller, havalimanları, AVM'lerde bu ürünü mutlaka kullanmak durumundayız. Son olarak Dio Akademi'den bahsetmek istiyorum. Dio Akademi, gerçekten burada görmüş olduğunuz rulo, ehliyetle kullanılması gereken bir materyal. Biz sosyal sorumluluk kapsamında 2014 yılından beri Dio Akademi olarak TÜRKAK tarafından akredite edilen, MYK tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme yapma yetkisine sahip bir kuruluşuz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? İnşaat boyacı ustası aslında 6645 sayılı iş kanununa göre madenciyle eşdeğer risklere sahip. Her ikisi de çok ağır ve tehlikeli işler sınıfında olup madencinin iş hayatındaki risklerle inşaat boyacısının iş hayatındaki riskler aynı kategoride alınıyor. Ve bizim için bu kişilerin, sizlerin ileride işbirliği yapacağınız paydaşlarınızın belgeli çalışması hem yetkinlik anlamında, mesleki bilgi, beceri ve donanım anlamında hem de asıl hani belki de en önemlisi iş güvenliği anlamında bilgi sahibi olması hepimiz için çok daha faydalı diye bu işe girdik. Çünkü Türkiye'de yılda yaklaşık 2000-2500 kişinin iş kazasına bağlı öldüğünü ve büyük iş kazalarının büyük bir kısmının da maden, metal, inşaat ve tarım ve kara taşımacılığından kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple DİO olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına bizlerin de paydaşı olan ustalarımızın hem mesleki hem de iş güvenliği açısından daha donanımlı olması için gayret ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Sayın Pınar Şimşek'e teşekkür ediyoruz sunum için. Değerli konuklar, Dio Boya ve Aura İstanbul tarafından düzenlenen Aura Focus Renkli Diyaloglar etkinlik serisinin serüveninden kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Renkli Diyaloglar 2019 yılında Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen bir panel ile başlamıştı. Ardından
Aura İstanbul'un gönüllü destekçileri, yani Aura dostu olan 12 mimar ve tasarımcının katılımıyla mimarlık ve renk ilişkisini sorguladığımız bir röportaj serisiyle devam etti. İç mimarlıkta renk vazgeçilmez bir unsur. Renk, mimaride iletişim kurmanın çok önemli yollarından biri. Renk tasarımın içindedir ya da yoktur. Renk daha çok benim için sezgisi olarak geliyor. Rengin bir tasarım olmadığını öncelikle anlatabiliyor olmak lazım. Renk paletini seçtikten sonra ona uygun malzemelere karar veririz. İlk başta bir tasarım unsuru olarak ortaya çıkması çok nadir. Bir kokuyu, bir tadı ya da bir tekstürü hemen bize çağrıştırabilir. Yani biz bir malzemeye karar verdiğimiz zaman aslında renk kararlarının da çoğunu vermiş oluyoruz diyebilirim. Renk hem psikolojik hem sosyolojik bir algı yaratır. Renk gerçekten insanın bütün algısını değiştiren ve algoritmasını etkileyen bir konu. Renkleri ve renklerin bilimini göz ardı etmek artık bizim için mümkün değil. Elbette 2020 yılı hepimizin yakından bildiği gibi COVID-19 pandemisi nedeniyle renklere en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden biri olmuştu. Evimizin duvarlarından kentsel kamusal alanlara, mutfağımızda yaptığımız yemeklerden giysilerimize, okuduğumuz edebi eserlerden dinlediğimiz müzik parçalarına kadar. Türkiye'nin tüm renklerini özlediğimiz böyle bir dönemde çevrim içi olarak Dio YouTube kanalından yayınlanan canlı söyleşilerde Türkiye'nin renkleri olan çok değerli 20 ismi ağırladık. Abi renkler konuşuyoruz, yemek biraz konuştuk. Mimari olarak... Hastasıyım. İşlemeli mor, evet. Sarı, yeşil, efendim, turuncu. Mesela Aristoteles'te de rastlıyoruz. Bazı müzik kalıplarının bazı renklerle ifade edilebileceği üzerine bir takım yazıları var. Renkleri öğreniyoruz. Yeşille kırmızıyı ayırt ediyoruz ama Wittgenstein diyor ki bunu nasıl öğrendik biz? Renklerle diyalog aslında sizin de bildiğiniz gibi öyle geniş bir konu ki coğrafyadan kültüre, tıbba, bilime. Bedri Baykamreş deyince insanların aklına önce o çok renklilik geliyor. Daha çok belki salt renklerle, boyayla daha salt ilişkiliydim. Evet, ne dersin, gölgenin bir rengi var mı? Bana hep renkler şey gibi gelmiştir, böyle sanki bir noktalama işaretleri gibi bir şey. Mesela ben mimarlıkta onu öyle kullanmayı çok önemsiyorum. Renk konusu gündeme gelince ben bunu biraz bir metafor olarak gördüm. Şimdi bu kontrastlarla pasajlar, yani uyumlu olan renkler bir araya geldiği zaman büyük bir harmoni oluşturuyor. O yüzden biraz Miletos'u anlat. Miletos'un renklerini anlat. Yani Ege dünyası renkli biyologlara çok renkli anlatılar sunabilecek bir zenginlikteki bir coğrafya. Memleketin her bir yerinde başka bir bilgi, başka bir doku, başka bir renk, başka bir kültür var. Karadeniz yeşil, yani o yeşil. Hem de ne yeşiller. Evet, yani yeşilin her türlü tonu. Ege ve Akdeniz'e doğru, güney batıya doğru hani o turkuaz ve yeşil kombinasyonu. Nasıl bir renk yani, değil mi? Aynen, yok bu öyle bir renk dünyada. Renk de bir detay mı senin işinde kullandığın, yoksa ona başka bir gözle mi bakıyorsun? Renklerin duygularımızla çok ilişkisi var. Çünkü aslında moda zamanın ruhu ve o zamanın ruhunu kıyafetlerle ifade etme hali. Altın rengin sadece bir pırıltısı var. Altın demek, güneşin rengi demek, yaşamın rengi demek. Bu yaşamın rengi diğer bütün renkleri en güzel gösteren renktir. Sadece beyaz, belki gri, biraz siyah olan bir oda. Çünkü orada arınıyorum. Mesela bir rengin sana çağrıştırdığı bir lezzet var mı? Yumurtanın sarısı ve belki de beyazı, bunların bir denge içinde olması ve bunun size keyif veren bir görüntü sunması o menemenin lezzetini belki de ikiye katlayacak. Evet, aynı yıl canlı söyleşi serisinden deşifre edilerek oluşturulan metinler, konuyla ilgili araştırmacıların ve kitapseverlerin yararlanabileceği bir kitapta bir araya getirildi. Ve bu söyleşiler, Aura İstanbul'un kurucu üyelerinden iç mekan tasarımcısı Jale Kuli'nin yorumlarıyla bir renk paletine dönüştü.
2021 yılında Türkiye'nin Renkleri Söyleşilerinde farklı disiplinlerden değerli 14 ismi ağırlamaya devam ettik. Renkli Diyalog'la Türkiye'nin renkleri küçük bir alanda sevdiğiniz bir renk büyük bir alanda çok rahatsız edici olabiliyor. Her ismin, her rakamın ve her düdüğün müzik parçasının bana göre bir rengi var. Renk aslında mekanla değil de daha çok zamanla ilişkiliymiş gibi geliyor bana. Bende de bazı akorlar renktir aslında. Do majörü beyaz düştür. Re benim için mavidir. Sol sarıdır. Renkli ışığı o kadar şuursuz kullanıyoruz ki, bu arada renkli ışığı çok seven biriyim. Teknoloji arka planda işini yapsın, ön tarafta mümkün olduğu kadar sade ve yalın bir şeyle karşımıza çıksın. O yapının başka hiçbir renk olması söz konusu değildi ve biz yapıyı kırmızı bir yapı olarak tasarlamıştık. Bazı mekanların rengi mekan mı aslında, ya da renk kendisi mekana mı dönüşüyor? Renkçi resimlemek tondan kaçınmak demek, dolaylı olarak kaçınmak demek. Renkçi doğulmaz diyor. Renk öğrenilebilir, müzik gibi. Özellikle ürün açısından dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Aslında doğa sana ne veriyorsa, hangi renkleri bahsediyorsa sen de alıp mutfağına o mevsiminde, o sezonunda onu adapte etmeye özen gösteriyorsun. Aslında renk benim için sadece de tüpten çıkan renk değildi. Yani renk hayatın içinde her şey bir renk olarak işimin içine girebiliyordu. Renk demek benim için önce siyahtır, ondan sonra bu üç renkten oluşmuş kombinezonlar. Teşekkür ederiz. Renkli kalın. Ve 2022 yılında Renkli Diyaloglar'da yeniden başladığımız yerde, yani Yaşar Üniversitesi'nde sizlerle bir aradayız. İzninizle panelimizin değerli konuklarını sahneye davet etmek istiyorum. İlk olarak moderatörümüz, Ağrı İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mimar Yılmaz Değer'i sahneye davet ediyorum. Panelistlerimizin ilki ise ressam Profesör Ömer Yiğit Aralı, sahneye davet ediyorum. Bir diğer konuşmacımız mimar Profesör Doktor Ahmet Tercan'ı sahneye davet ediyorum. Ve son konuşmacımız grafik tasarım tarihçisi Profesör Sinan Niyazioğlu'nu sahneye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, Renkli Diyaloglar panelimiz birazdan başlıyor. Sözü kıymetli konuşmacılarımıza bırakıyorum. Teşekkürler. Merhaba. Aura İstanbul adına tüm izleyicilerimize Renkli Diyaloglar etkinliğimize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Yaşar Üniversitesi'ne, DIO'ya, değerli konuşmacılarımıza ve tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Kısaca değinecek olursam, biraz önce Seda da etraflıca anlattı, Aura İstanbul, şehirlerin, yapıların ve mekanların bir auraya sahip olduklarından hareketle yeri kavramaya yönelik araştırmalar yapmak üzere oluşturduğumuz bir mimarlık ve şehircilik platformu, bir ortam. Bu tür etkinliklerle bildiklerimizi paylaşmaya, bir network oluşturmaya ve İstanbul dışında da izleyicilere ulaşmaya gayret ediyoruz. Umarız bu etkinliklerimizi sürdürmemiz mümkün olabilir bundan sonra gelişerek. Şimdi sizlere izninizle değerli konuşmacılarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Ömer Yiğit Aral, 1971 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. 1989 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdi. Yine Mimar Sinan Üniversitesi resim ana sanat dalında 1996 yılında yüksek lisans, 2002 yılında sanatta yeterlilik yaptı.
1999-2010 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümünde çalıştı. Kısa dönemler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekilliği ve İRHM İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü görevlerini yaptı. 2011 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde renk teorileri, resim teknikleri ve teknolojileri üzerine dersler vermektedir. 3 kişisel sergi ve birçok yurt içi ve yurt dışı karma sergiye katılım gerçekleştirmiştir. Ahmet Tercan, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi ve aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans tezinin ardından 1990-93 yılları arasında New York Pratt Institute'da ikinci derece yüksek lisans ve serbest mimarlık çalışmaları yaptı. 1993'te Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki görevine döndü ve 2000 yılında doktora çalışmasını tamamladı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünde öğretim üyesidir. Çeşitli mesleki yayınlarda makale ve yazıları yayınlanmıştır. 1990 yılında Norm Mimarlığı'nın kurucu ortaklarından oldu. Acıbadem Bodrum Hastanesi projesi ile 2008 yılı Mimarlar Arası Ulusal Mimarlık Ödülleri proje dalında, Troya projesi ile 2011 yılı Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda, Bursa Nüfer Kampüsü projesi ile 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Ön Seçmeli Ulusal Mimari Proje Yarışması'nda ödülleri bulunmaktadır. Sinan Niyazioğlu, grafik tasarım tarihçisi, basılı mecra temelli görsel arşiv uzmanıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesidir. Grafik tasarım tarihi, tasarım okumaları, medya okumaları derslerini yürütmektedir. Viyana Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 2010, Halle Tasarım Fakültesi 2013, Augsburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tasarım Fakültesi'nde 2007, 2014 ve 2019 yıllarında konuk hoca olarak ders vermiş ve sergi projeleri düzenlemiştir. Görsel propaganda tarihi, tasarım tarihi ve görsel kültür tarihi ile ilgili tematik arşiv sergilerinde küratör olarak görev alan Sinan Niyazioğlu'nun kitap ve makaleleri arasında JDPA, Journal of Decorative Arts and Propaganda, Türkiye sayısı, Wolfsonian 2015, İroni ve Gerilim, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da ve Ankara'da savaş algısı, Vekam 2016, Komik ve Tipik, Wilhelm Busch ve Çizgi Roman Dünyası, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 2018, The Political Portrait, Leadership, Image and Power, Türkiye bölümü, Routledge 2020 ve Alfe ve Matbuat, Türkiye'de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939, Vekam 2021 yer almaktadır. Sinan Niyazioğlu, Uluslararası Tasarım Tarihçileri Topluluğu tarafından 2 yılda bir düzenlenen International Conferences on Design History and Studies sempozyumlarının 2014 Averio, 2016 Taipei, 2018 Barcelona, 2020 Zagreb ve 2022 Bogota Bilim Komitesi üyeleri arasında yer almıştır. Priştine, Zagreb, Batum ve Tiflis'in kent kütüphaneleri, arşiv merkezi ve sanat akademilerince düzenlenen Balkanlar ve Kafkaslar'da görsel kültür tarihi yazımı ve görsel arşiv çalışmaları ile ilgili uluslararası çalıştay ve seminerlerde görev alan Sinan Niyazioğlu, merkezi Londra'da bulunan Design History Society üyesidir. Evet. Kendilerine bugün bizlerle beraber oldukları için çok teşekkür ederim huzurunuza tekrar. Evet, bugünkü konumuz yine renkler.
Ve renkler kuşkusuz mekanların bir atmosfere, bir ruha sahip olmalarında en etkili, duyumsal ve fenomenolojik ögeler. Renklerin mekanın karakterini oluşturmada strüktürel kurgu kadar belirleyici bir etki yaratabildiklerini biliyoruz. Mesela bu bağlamda ünlü Meksikalı mimarlar Luis Barragan'ın ve Ricardo Legoretta'nın yapıtları çok etkili örnekler olarak hemen insanın aklına geliyor. Bir yerin kimliği, ruhu o yere özgü renk paletleriyle de ortaya çıkar diyebiliriz. Bazen toprak tonlarında bir siyena, bazen bir murano olur. Bu konuda başka birçok örnek de verilebilir kuşkusuz. Biliyoruz ki rengin kaynağı ve sebebi ışıktır. Bu bakımdan renk, fizik biliminin bir dalı olsa da görsel algının öznel oluşundan dolayı sadece nesnel bir olguda değildir. Örneğin Kandinsky'ye göre renk, ışığın yansımasıyla ortaya çıkan bir nesnel olgu değil, bir sonuç olmaktan ziyade manevi bir titreşimdir. Yazılı bir metnin okunarak anlaşılması gibi bir mekan da ışıkla, dolayısıyla renklerle ifade kazanır, okunur olur. Renk, yazıdaki işaretler gibi düşünülebilir. Parantezler, ünlem işaretleri, alt çizgiler gibi dikkat çekmek, öne çıkarmak, geride bırakmak, biçimi belirgin kılmak, işlevi okunaklı hale getirmek, görünmeyeni görünür kılmak, biçimi belirgin kılmak, işlevi okunaklı hale getirmek, çevrede kaybolmak ya da okunur olmak için renk, tasarımcıya olağanüstü olanaklar sağlar. Felsefe ve bilim rengin özne veya nesneye ne kadar ait olduğunu tartışırken, mimarlık rengi, ışık, nesne ve öznenin birlikte etkin olduğu bir bağlamda ele alır. Bu anlamda mimarlık renklerin de sahnesi olur. Rönesans'tan bu yana duyular sıralamasının en üstünde yer alan görme duyusu, bugün de iyiden iyiye etkin ve bu yüzden renkler de belki her zaman olduğundan daha önemli bizler için. Bugün değerli konuşmacılarımızla renk üzerine konuşacağız. Renk nedir? Tarihsel süreç içinde insan yaşamındaki yeri nedir? Farklı kültürlerde farklı anlam, değerler ifade ederler mi? Renklerin sanatta, sanatın farklı alanlarında ve mimarlıktaki yeri nedir? Sosyolojik, felsefi, psikolojik, fiziksel, kimyasal bağlamlarda ele alınmaları bize neler gösterebilir? Ve benzeri konularla ilgili görüşlerini önce kendi uzmanlık alanlarından hareketle konuşmacılarımız ortaya koyacaklar. Önce birinci tur konuşmalarımız olacak. 15-20 dakika her konuşmacımızın görüşlerini sunmasını arzu ediyoruz. Ardından da ikinci tur konuşma yapılacak. Birinci turdaki konuşmaların değerlendirmesi ve belki bazı sorular. Daha sonra da izleyicilerimizle katıldığı bir soru-cevap bölümü düşünüyoruz. Renk konusu tabii çok derin, böyle sınırlı bir sürede tüm boyutları ele alınması gerçekten oldukça güç. Yine de paylaşılacak bilgilerin buradaki genç tasarımcı, sanatçı arkadaşlarımız için ufuk açıcı olacağına inanıyorum. Evet, ben burada sözü sanat yaşamı boyunca renk üzerinden gerçekleştirdiği üretimleri, renk konusundaki bilimsel araştırmaları, renk teorisiyle ilgili görüşlerini bizimle paylaşması için değerli hocamız Ömer Yiğit Aral'a bırakıyorum. Evet. Arkadaşım bir kulaklık çalışıyor değil mi? Evet galiba hemen açılacak o. Şu anda açık. Evet. Böyle daha havalı oluyor diye. Takayım dedim. Dekan hocamızdan derslerde bundan istiyorum. Yani okulda mümkünse var mı bütçe? Fakültede tamam. Bundan sonra bu şekilde istiyorum dersleri. TED havasında olacak. Evet. Önce hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz hoş bulduk. Bu güzel şehre. En son pandemide gelmiştim İzmir'e.
gene aynı sakinlikte buldum. Yani insanlar çıkmış sokağa ama İzmir gene gayet sakin. Bir dolaştık, bir kendimize geldik. İki dakikada İstanbul'un gürültüsü keşmekeşinden. İlk önce Aura İstanbul'a teşekkür ediyorum. Bizi davet etti. Bu kara kara adamları buraya renk anlatsın diye. Hocalarım sizin adınıza da konuşuyorum. Ve tabii ki Yaşar Üniversitesi'ne bu güzel salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Tabii ki renkten bahsedeceksek ve ben özellikle şimdiden özür diliyorum, renk diyemiyorum. Yani R'leri söyleyemiyorum çok fazla ve Mimar Sinan'da renk teorisi anlatan iki kişiden biriyim. Bu yüzden biraz sorun yaşıyorum. Bir sürü de gri diyorum tabii ki, gri tonları falan sorun çıkıyor. Renk söz konusu olunca biraz buradaki ışıkları kapatmamız gerekiyor. Çünkü renkleri görmemiz için ilk önce gereken ortam loş ortam. Çok fazla ışıklı bir ortamda renk göremiyoruz. Nasıl çok fazla karanlıkta renk göremiyorsak, çok ışıklı ortamda da renk görülmüyor. Çünkü beyaz ışık hepsini topluyor ve bizim için büyük bir sorun oluşturuyor. Yani çok beyaz demek, eskiden böyle TRT'de falan şeyler oluyordu. Dekorlar oluyor. Işıkları basıyorlar çok daha iyi gözüksün diye. Tam tersi. Bütün dekor ne olmuş oluyor? Boyalar, renkler, şeyler. Hepsi birden çökmüş oluyor ve pastel tonuna dönüşüyor. Ve sanatçılar bunu yüzyıllardır zaten keşfetmiş vaziyetteler ama özellikle iç mimari yapılarda ne kadar ışık o kadar iyi. Böyle bir düşünce zaten çok doğru değil. Şöyle başlamak istiyorum. Aslında hani bir laf vardır, gözümle görmeden inanmam. Aslında belki tüm duyularımız içerisinde bize en çok yalan söyleyen, en çok aldatan organımız göz. Bütün hepsi içerisinde. Çünkü göz tabii ki ses, yani sonuçta bir elektromanyetik dalganın ürünü olarak ışığı algılayan bir yapı, ışıma diyelim. Ve onun çok küçük bir aralığını gören gözden bahsediyoruz. Bütün olay retinada bitiyor ve oradaki 3 haylaz fotoreseptör de bitiyor. Ve bütün bu 3 haylaz fotoreseptör bizi istedikleri gibi yanıltıyorlar her anlamda. Ve sonuçta ister öznel, ister nesnel bakalım dünyaya fark etmez. Çünkü her renkte bizim öznel anılarımız da vardır. Benim mesela kırmızıyla çok ciddi öznel bir anım var. Onu anlatmayacağım, 15 dakika verildi bana zaten. Hiç anlatmayacağım çünkü bir sene boyunca üniversitede renk teorisi dersi anlatıyorum ve yetmiyor. Yani çok geniş kapsamlı bir konu. 15 dakikada sığdırmaya çalışacağım. Seçtiğim konu özellikle 19. yüzyıl. Çok önemli renk araştırmaları açısından. Tabii ki öncesinde de var. Yani Aristo'dan bu yana hem Aristo her şey orada başlıyor ya. Hem ışığı araştırmış, incelemiş, aynı zamanda renk hakkında da düşünceleri var. İkinci başlangıç tarihi aslında hep renkle ilgili, hani insan dersler şeyde başlıyor, mağara devrinden diye, Leonardo ile başlıyor. Fakat bizim için 19. yüzyıl özellikle görsel sanatlarda biz ressam tayfasına çok ciddi bilimsel olarak katkı sağlayan bir dönem. Bu imajımızda gördüğümüz Michel, Fransızca bilen varsa özür dilerim. Aksanı Fransızca olabilir ama belki şey. Michel Eugène Chèvre ile başlayacağım. Aslında öncesinde de başlamak, konuşmak istiyorum ama Michel Eugène Chèvre'nin resim sanatına, plastik sanatlardaki bir dalı olan resim sanatına biraz katkısından bahsedeceğim. Ve bunun bilimsel yanı üzerinde de ve aslında insan gözünün nasıl yanıldığı ve bunun sanatçıların paletlerine nasıl etki ettiği üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü 1700'lerin sonlarına doğru ki neoklasik dönemden bahsediyoruz. Çoğu sanatçılar eserlerini romantikler de dahil olmak üzere atölyelerinde icra ediyorlar, oluşturuyorlar. Yani bir eksteriyör, dış mekanı resmini dahil olmak üzere kendi hayal güçleri veya taslakları doğrultusunda atölyelerinde yapıyorlar ve dış mekanın bütün o değişen, ışık altında değişen görüntülerin aslında sabitliyorlar. Hayallerindeki ya da ideallerindeki görüntüyü aktarmaya çalışıyorlar. O değişkenlikleri algılamak yerine ya da kendisine uyandığı duyumsal etkileri yansıtmak yerine kendi ideaları doğrultusunda eserlerini oluşturuyorlar.
Fakat gelin görün ki bilimsel araştırmaların da ışığında ve paralelinde sanatçılar aslında bunun böyle olmadığını romantik dönemde anlıyorlar ki hemen neoklasik dönemden sonra başlayan ki bunların en başında Eugène Delacroix geliyor. Belki biliyorsunuzdur, romantik ressam. Eugène Delacroix çok sert fırça darbeleri olan ve eserlerini gerçekten yüceleştiren bir sanatçı. Şey diyor, biraz erotik kaçabilir ama gri'nin yanına öyle bir renk sürerim ki diyor, öyle bir renk sürerim ki genç bir kızın ten rengine dönüşür. Gri'nin yanına öyle bir renk sürerim. Yani gri bize, ben söylemiyorum, kendisi söylüyor, onun yazısında böyle, nasıl bir ten rengi oluşacak gri'den? Bu aslında çok temel bir öğreti sunuyor bize. Gözümüzün aslında nasıl yanıldığı ve renklerin ilişkileri sayesinde gözümüzün bu ilişkilerden nasıl etkilendiği ve ne yana çekildiği. Ben restorasyon ve konservasyon bölüm başkanı olarak renk teorisi dersini şu sebepten dolayı anlatıyorum. Öğrencilerin bir renk üzerinde uzun saatlerce uğraşırken yandaki renkten etkilendiği zaman oradaki restorasyon alanını, yani renk alanı, boya, pigment, tabii onlarla uğraşıyoruz, farklı bir biçimde oluşturmasın estetik restorasyonda. Bu sebepten dolayı gözümüzün yanılma payını aslında açıklamak için biraz da şöyle olmak üzere bir sene boyunca ders anlatıyorum. Evet, Eugène Chevreux'ün aslında orta yaşlardaki görüntüsü burada ama yani doğum tarihine dikkat ederseniz 1786-1889. Kaç yaşında ölmüş olabilir? 103. Yani 3 bilim adamı yaşında yaşamış bir adamdan bahsediyoruz. Belki Fransızların 19. yüzyıldaki en önemli bilim adamlarından bir tanesi. Légion d'honneur ünvanı, Eiffel'de adı yazıyor. Çok önemli. Ve bugün kullandığınız, günlük yaşamında kullandığınız birçok malzemenin aslında ne derler, icat eden kişi. Mesela örnek veriyorum. Yağ asitleri uzmanı olduğu için de tabii ki. Hocamız bilir zaten şeyleri, Eugène Chevreux. Günümüzde kullandığımız margarini icat eden adam. Hayvansal yağlardan üretilen sabunu icat eden adam. Aynı şekilde şampuan, şu bu ne varsa aklınıza gelen günlük yaşamımızda o kadar çok şey üretmiş ki. Şimdi 103 yaşında diyorsunuz, yaşlılık bilimi üzerinde uğraşmış. Gerontoloji, yaşlılık bilimi üzerinde uğraşmış. Devamında toprak bilim üzerine uğraşmış. Yani bir sürü bilim adamının uğraşacağı kadar bir ömür olmuş adam ve kaç yaşlarında 1824'te girdiği Gobelins tekstil firmasında 61 yıl çalıştıktan sonra 97 yaşında emekli olmuş. 97 yaşında. Ve bu süreçte özellikle Gobelins, yani bir tekstil firması olduğu için onların kullandığı boya, aslında boyar madde dediğimiz şey, dye dediğimiz şey, boyar madde, bunlar üzerinde uzmanlaşan bir bilim adamı. Ve daha çok müşterileriyle yaşadığı sorunlar yüzünden yeter artık demiş. Ve kendince müşterilerine renklerin yan yana geldiği zaman nasıl birbirleriyle etkileştiğini anlatan bir kitap yazmış. Love of Contrast of Color, yani renklerin, karşıt renklerin kuralları diye. Şimdi şuradan geçiyoruz değil mi? Evet amca. Bu hale gelmiş artık. Yani 100 yaşlarda Eugène Chevreux'ün durumu bu. Çok geniş kapsamlı bir araştırma yelpazesi olmasına rağmen bizim asıl konumuz renk tabii ki. Nasıl bir sürece varmış onu anlatmak istiyoruz. Tabii bunu öğrenmek için, yani bunu anlamak için biraz 19. yüzyıla bakmamız lazım. Kimler var 19. yüzyılda? Çok karışık bir dönem sanat tarihi açısından. Yani 1700'ün sonlarında tabii ki Rokoko döneminden sonra hemen başlayan, hızlıca geçiyorum burayı. Neo-empresyonizm, Jean-Louis David'in başını çektiği diyelim. Arkasından hemen onun kontrast bir yapı olarak gördüğümüz romantizm ve hemen arkasından realizm ve ondan sonra dallanıp budaklanan bir sanat dünyasından bahsediyoruz ki 1850'lerin başlarında aslında Manet ile başlayan ama Manet'in bir türlü kabullenmediği ama Manet'den etkilenen ve
belki de en belirgin, en sembolik sanatçısı Claude Monet'in olduğu empresyonizm sanatı. Empresyonizm bizim konumuza birebir çok ilgili. Demin konuşmamın başında bahsettiğim sanatçıların atölyede resim yapma gelenekleri artık malzemelerini taşınabilir bir vaziyette. Bu da tabii ki şurada kaynaklanıyor. Eskiden boyalar çok kolay üretilmiyordu. Windsor firmasının boyaları alüminyum tüplere yerleştirmesi, boyaların artık mobil bir vaziyete gelmesi ve Windsor firması İngiliz bir firmadır. Sanatçıların kolaylıkla hareket edebilmesi ve atölye dışına çıkabilmesini sağlıyor. Exterior resimler, yani dış mekan resmi, peyzajları birebir ortamda, yani o ortamın tüm ışığı altında resmetmeye yol açıyor. Ve tabii ki sanatçılar, Delacroix tabii ki çok çıkan bir adam değil ama empresyonistlerle beraber dışarıda çok çabuk, çok hızlı üreten bir sürece giriyorlar. Tabii bu benim ayrı diğer bir dersimde, boyama teknik dersinde bu adamların nasıl ürettiklerini zaten anlatıyorum. Burada dikkatimizi çekmeyi istediğim şey nokta, bu şey yapıyor mu? Işık yapıyor mu? Yani şöyle gösterebiliyor muyum? Puant yapıyor mu şöyle? Bir şeye basacağım ama gözümle görmüyor. Yok değil mi? Sanki şuradan bir şey yapıyormuş gibi geldi de. Şu mu? Yok, hiçbir şey yapmıyor. Tamam, peki. Bu çok ünlü eserlerinden bir tanesi. Geçen gün Sotheby's'de ya da Christie's'de 110 milyon dolara satıldı. Onu söyleyeyim. Ya bu ya da bir tanesi. Bundan yaklaşık olarak 20 küsur tane var resimde. Ve hepsi birbirinden farklı. Aynı resmi bir adam niye yapar? Tıpkı diğer resimleri gibi, Rouen Katedrali gibi. Çokça üretmiş bu resimleri. Bu üretmesindeki bu arzu neden oluşuyor? Aynı şeyi bir samanyolunda bir ressam niye yapar? Burada resmettiği şey aslında samanyolunun kendisi mi? Onun betimlemeye çalışıyor. Hayır. Burada resmettiği şey o samanyolunun olduğu ortamdaki o ortamı yansıtan aslında ışığın kendi gözünde yarattığı algı ve etki. Ve bunu tamamen paletlerine yansıtıyor. Tekrar başa dönersek, sanatçılar demin gösterdiğim Eugène Chevreux ve onun öncesinde Wolfgang von Goethe sayesinde, ki Eugène Chevreux, onun da fotoğrafını koyacağım birazdan, sayesinde aslında gözümüzün ne kadar bizi aldatan organlar olduğunu keşfediyorlar. Biz kendi idealarımız doğrultusunda çok korumacı bir organ yüzünden paletlerimizi yıllarca ne yapıyormuşuz? Şu mu? Hah, süper, tamam. Işın kılıcımı da aldım. Yıllarca aslında sanatçılar belki binlerce yıldır farklı bir şekilde ideallarımız peşinde koşmuşuz. Ne zamanki açık havaya çıkıyoruz, gerçeklerle ve gözümüzün bizi nasıl aldattığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada gördüğünüz Monet'in işte samanyolu resmi. Görüyorsunuz. Çok kontrastlarla oluşmuş bir renk paleti var. Neler var? Beyazların içerisindeki o dönemlerde en çok kullanılan beyaz, belki de tek beyaz diyelim, kurşun beyazı, lead white dediğimiz ya da lead flag white dediğimiz kurşun beyazı çok fazla kullanıyor ki zaman içerisinde biraz sararıyor. O da benim başka derslerimin konusu ama zaman içinde sararıyor. O dönemlerde daha çok işte krom sarısı, işte krom yeşili, kadmiyum sarısı çok fazla üretilmiyor, biraz daha zehirli. Geniş bir paleti var. Baktığımız zaman gölgelerde de maviler görüyoruz. Daha önceki sanatçıların paletlerinde özellikle gölgelerde mavi çok fazla rastladığımız bir durum değil. Gölge bizim için aslında koyu gridir ya da siyahtır. Ve sanatçılar gölgelerde yani loş alanlarda ana yani orta değer tondaki renklerin içerisine siyah katarak ne yapıyorlar? Ton skalasını oluşturuyorlar. Peki buradaki faktör ne? Neden sanatçıların empresyonistlerle beraber paletleri değişmeye başlıyor ve gölgelerde maviler oluşmaya başlıyor. İşte burada Eugène Chevreux'ün ve Goethe'nin de aslında öğretili doğrultusundaki bilgilere başvurmamız gerekiyor. Bu da Claude Monet'in bu sefer kar üzerindeki başka bir çalışması. Burada maviler sarın içerisindeki hafif o titreşimsi sarı ve turuncuların yanında mavi gözüküyor. Aslında şu, gerçekten mavi boya kullanıyor.
Gölgelerde biz bu maviyi gerçeklik anlamda görmüyoruz. Bizim gördüğümüz gri. Çünkü o renkte ışıksız ve loş bir alanda o griyi görmemiz gerekiyor. Ama gerçeklik bu değil. Gerçekte gördüğü bu sıcak renklerin yanındaki etkiler bizim o gri gölgeyi mavi görmemizi sağlıyor. Bunun sebeplerini konuşacağız zaten. Evet. Johann Wolfgang von Goethe, o da yaklaşık olarak şeyin doğumundan bir 50 sene önce dünyaya gelmiş çok ünlü bir Alman, aslında ne diyelim, her şey. Hem yazar, hem renk araştırmacısı. Kendisini aslında ben çok iyi bir yazarım demiyor ama çok iyi bir renk araştırmacısıyım diyor Wolfgang von Goethe. Ve şimdi yakınlarda bir kitabı basıldı, onu da söyleyeyim. Şöyle bir araştırma yapıyor Goethe, kendisinden yaklaşık 100 yıl önce doğmuş olan ünlü fizikçi Newton'ın, hani bilirsiniz Pink Floyd'un kapağında böyle bir beyaz bir ışık gelir, prizmadan geçer ve tayflara ayrılır. Newton bu deneyi dışarıdan gözlemleyerek renkleri kendi dalga boyuna göre ayırıyor. Fakat Goethe ne yapıyor? Dışarıdan gözlemlemek yerine prizmanın içerisinden nesnelere bakıyor ve kendi deneylerini bu şekilde başlıyor. Ve belki en önemli buluşlarından bir tanesi farklı ışık kaynakları altında oluşan gölgelerin o ışık kaynağının komplementerini, yani tamamlayıcısını görmemizi sağlaması. Ve bu öğretiden yola çıkarak, özellikle bu öğretiden yola çıkarak Eugene Chevreux'ün simultane renk kontrastlığı. Ne demek simultane? Eş zamanlı. Yani renklerin yan yana geldiği zaman birbirleriyle etkileşmesi ve birbirleriyle nasıl temas ettiğine bağlı olarak da nasıl birbirlerini yücelttikleri ya da aşağı çektikleriyle ilgili bir bilimsel veri. Ama bilimsel veri dediğimiz zaman bunun sayılabilir bir durumu yok. Yani matematiksel bir boyutu yok bunun. Bu aslında gözümüzün yarattığı bir fenomen ayrıca, beynimizin yarattığı. Bunlar nasıl oluyor peki? Biz nasıl bu gölgelerde maviler ve şeyler görüyoruz? Tamamen ışık kaynağının komplementerini üretmeye dayalı bir yapı ve palet. Yani siyahlar atılıyor, işte maviler giriyor şunlar. Ve sanatçılar bütün bu bilimsel verileri paletlerine uygulamaya başlıyorlar. Evet, dönemsel bahsetmek gerekirse bu Paul Signac. Demin gördüğünüz empresyonist Paul Signac. Neo-empresyonist, hemen arkasından gelen ve gitgide tuşelerin çok daha sert olduğu ama anlayışın değişmediği, yani renk analizinin, paletin değişmediği bir anlayış görüyorsunuz. Bu da Paul Signac'ın aslında optik karışım dediğimiz, renkleri tuşeler halinde puantalizm dediğimiz tekniğin bir görseli bu. Ve aynı zamanda divizyonizm de diyoruz. Yani renkler ayrışarak gözümüzde tamamlanıyor. Nerede tamamlanıyor? Retinada. Birçok şey oluyor retinada. Üç tip renk karışımı var zaten. Bir tanesi işte palette karıştırdığımız, bir tanesi eski ustaların yaptığı gibi seanslar halinde, glazeler halinde, yani boyaların transparan olmasıyla üst üste karışım, ki burada alt katman boyaların kurumuş olması şartı var. Üçüncü karışım ise buradaki gibi renklerin nokta nokta yan yana gelerek tıpkı günümüzdeki nasıl baskı sistemlerinde, dergilerdeki gibi ya da televizyonda da gördüğümüz RGB sistemlerdeki gibi noktacılık, yani orada nedir RGB, red, green, blue ve bunların karışımına oluşan diğer renkler. Mantık aynı. Ve sanatçılar biraz abartıyorlar. Nasıl Paolo Uccello'nun, Piero della Francesca'nın Rönesans döneminde perspektif abartarak kurgularını kurmasıyla beraber bu adamlar da aslında edindikleri renk bilgilerini resimlerinde, paletlerinde biraz egzajere ederek kullanmaya başlıyorlar. Tabii hepimizin tanıdığı en popüler olan Van Gogh. Bilen var mı hangi dönem? Biraz siz konuşun. Yok, tamam. Peki, geç. Post-empresyonizm. İki ahbabını söyleyin. Cesaret mi demiyorsunuz? Gauguin diyemiyor musunuz? Cézanne, Paul Cézanne ve Gauguin. İki ahbabı ve ikisi de aslında her biri, hele o dönemlerde özellikle Japon sanatından çok etkilenen ve oradaki daha çok kavramsal renk alanlarından çok etkilenen sanatçılar ki, tıpkı Vermeer gibi resimlerinde iki komplementeri
baş oyuncu olarak kullanan sanatçıdan bir tanesi. Ne demek baş oyuncu? İki komplementer. Ne var burada? Sarı ve mavi. Sarı ve mor. İki komplementer oluşan ve bütün armonisi, yani dominant bir mavini sarının etrafında subdominant mavi alanlar ve yeşil alanlar ve vurgusal alanlar. Müthiş bir kompozisyon etkisi yaratıyor. Matisse ve renk olgusu artık kendi gerçekliğinden gitgide soyutlanmaya başlıyor. Deminki görüntüler. Yani nereden nereye geliyoruz aslında baktığımızda? Empresyonistlerden. Büyük bir cesaret içerisinde, 50 yıl içerisinde sanatçıların paletlerinin artık bırakın karışımları, ara değerleri, pasajları oluşturmasından direkt tüpten çıktığı gibi, çok daha dediğim gibi kavramsal bir etkiyle olduğu gibi hiç karıştırmadan düşüncemiz üzerine oluşturmasına yönelik bir palet sistemi kurulmaya başlıyor ki burada dominant alan gördüğümüz kırmızı birden vurgusal alan yeşil ve diğer sarılarla dönüştürülüyor. Paletten çekiyor. Bir fauve, vahşi, kendilerine vahşi demiyorlar tabii ki. Dönemsel olarak bir eleştirmen bunları aşağılamak için bu adamlara fauve demişler. Ve birden karşımıza da o eski nerede o Rembrandt portreleri, nerede işte Rubens'in portreleri bu kadar modülasyon dediğimiz renkle hacillendirme etkisine kadar varacak bir portreyle karşı karşıya geliyoruz. Hem sıcak alanlar, neydi şu? Hem sıcak alanlar, tabii bunu biraz daha bakın yanında soğuk emerald green dediğimiz ya da phytalasian green dediğimiz alanlar. Dakikan var mı hocam? Tamam, peki. Alanlarla iki komplementer yan yana getiriyor. Çünkü bu içerisinde sıcaklar, alizarinler ve vermilion kırmızıları var. İçerisinde hem organik hem inorganik boyalar. Bu tarafta da biraz daha soğuk ve yanında da sıcak, yani iyice titreşilen, simultane renk kontrastlı bilgisi ve bilinciyle oluşturmuş portreler. Artık sembolik renk alanlarıyla karşı karşıyayız. Bu aslında bir farkı yok. Rönesans dönem sanatçılarının ara renklerini, karıştırarak ara renk elde ettikleri ana renkler. Adamlar ne yapıyorlar sanatçılar? Bunları direkt olarak hazırlayıp sürüyorlar. Şu gördüğümüz ortadaki renk ise aslında çok geleneksel bir renk. Nasıl geleneksel bir renk? Buraya koymuşumdur umarım. Şuraya bir yere. Evet, şöyle bir renk. Biraz karışık. Bu benim şeyimde yaklaşık 500 tane imaj var. Yani bir senelik ders içerisinde. Arada ne bulduysam gösteriyorum size, kusura bakmayın. Bunlarla çok karşılaşıyoruz, bu tip renkler. Bunlar, açıyoruz kitapları. Bir ressam niye böyle zombi gibi resim yapar diyoruz. Yani bütün bu Meryemler, figürler niye yeşil, niye bu kadar kasvetli. En önemli sebebi aslında o dönem sanatçılarının dahi renk bilgisine sahip olması. Tabii ki bunların hepsi o dönem, yani bunlar günümüzdeki halleri. O dönem bu eserler bu şekilde, ikonalar bu şekilde değil. Kullandıkları pigmentlerin dayanıkları, yani permanency dediğimiz şey, dayanıklığına bağlı durumlar. Biz bu renge, bilmiyorum siz ne diyorsunuz, verdaccio diyoruz. Verdaccio, kirli, yeşil anlamına geliyor. Çoğunlukla zemine atılıyor verdaccio denen renk. İkonalarda. Yeşil neyin komplementeri olabilir? Biz zıt renk diyoruz ama, yani belki tanıdık gelir. Ben zıt renk demeyi çok fazla şey yapmıyorum, teşebbüs etmiyorum. Zıt renk veya komplementer, tümler renk, tamamlayıcı renk diyorum. Yeşil neyin komplementeri olabilir? Ben söyleyeyim, kırmızı. Aranızda kimse söylemeyecek. Kırmızının komplementeri. Altı yeşil atılmasının en büyük sebebi üste atılacak ve hazırlanmış ten rengini nötralize etmek için inorganik pigmentlerle hazırlanmış, verde gris hazırlanmış, çoğunlukla da siyah ve sarıyla karıştırılmış. Sanatçıların çoğu natürel renkleri, natürel yeşilleri siyah ve sarıyla karıştırarak elde ediyor o dönemde İtalyan sanatçılar. Zemine bunu sürüyor. Bakın görüyor musunuz burada hafif vermilyonlar var, inorganikler ve alizerinler. Üstüne kurşun beyazıyla karıştırılmış alizerin sürünce pembe çıkıyor. Altta ne yapıyor? Yeşille nötralize ediyor. Daha o dönemlerde sanatçılar komplementer renk ilişkilerini paletlerinde bu tabaka tabaka ve ten rengini o şiddetini nötralize etmek için kullanacak komplementer renkleri kullanmaya başlamışlar. Tekrar başa dönüyorum. Evet, deminki karşılaştığımız ikondaki verdaccio burada karşımıza çıkıyor Matisse'de. Görüyor musunuz? Aynı renk. Peki. Buradan bu olay buraya nasıl geldi? Joseph Albers, Homage to Square. Joseph Albers,
şu an zaten etkili duruyor o sizin kareler, şeyler, sarı üzerinde. Joseph Albers müthiş bir kitap yazıyor. Tabii Bauhaus hocası, dönemin en önemli. Benim hocamın da hocası, buradan anlayayım, Özer Kabaş'ın hocasıdır. Özer hocadan da çok şey öğrenmişizdir, oradan bunu yad edelim. Joseph Albers çok güzel bir kitap yazmış, onu alın, Joseph Albers'in kitabını. Buraya mesele nasıl geliyor? Salt, soyut, renk alanlarını. Artık aradan bildiğimiz nesneler çıkıyor ve renk kendini bir sembol, bir yapı olarak gözümüzde yarattığı etkilerle nasıl ortaya çıkıyor, çıkartıyor. Bakalım devamlı ne var? Ta buradan. Evet. Bu ara dönemlerden bir tane bir çalışma. Biliyorsunuz yani kübizm denince akla ilk gelen adam Picasso. Ama bilin ki Picasso kübizmi başka adamdan yürütmüş. Yani Picasso'nun geneleni o. Hep yürütmek. Appropriation denince akademik oluyor. Biz diyoruz apırma. Yani afırıyor aslında bildiğin. Birçok resmini. Birçok dönemde akımlarda bu nedenle hep Picasso başa yazılır ama analitik kübizmlerimize bırak dediğimiz sanatçıdan yürütmüş. Başkalarında sentetik kübiz dediğimiz zaman Rivera'dan yürütmüş. Ve tabii bu dönemlerde biraz çalışıyor ama buna çok fazla girmiş. Orfik kübizm daha çok renk alanlarının yan yana gelerek gözümüzde oluştuğu duyumlar üzerine kurgulanmış ve kompozisyonları salt renkler üzerine kurgulanmış bir dönem. Artık salt renk. Belki o dönem Joseph Albers'le eş dönem, belki başlangıç öğrencilik dönemleri ve hocalık döneminden geldiği için bu dönemler 1900'lerin özellikle bu dönemlerin renk alanlarında açısından sanatçıların iki ayrış dönemden bir tanesi. Orfik kübizm. Bu arada hocalarınız sizi iyi dinleyin, sınav yapacağım falan diyor mu? Yani Orfik şimdi bir not, hocanın not tutar, Orfik kübizmi sorabilir. Yani şimdi 15 dakikalık belki geçmişimdir ama anahtar kelimeleri lütfen not tutun, araştırın, ilginizi çeken. Madem hocalar gelmiş buraya, araştırmanız önemli. Biz burada anlatırken boşa gitmesin. Onların üstüne gidin. Çünkü 15-20 dakikada anlatmamızın imkanı yok. Dedim ya, bir sene boyunca anlatıyoruz. Sadece bu anahtar kelimelerden öteleyin. Merak ettiğiniz şeyleri de bu anahtar kelimelerden araştırırsınız. Evet. Peki, ne yapmış bu şey? Başa dönüyoruz. Bizim adamımız. Tabii o kadar şey ki, orta yaşlarda fotoğraf daha icat edilmediği için bir gravür üzerinde fotoğrafı var. Yaşlanınca Niepce daha yok. Fotoğrafı icat eden. 5 dakikam var, tamam. Ve bir kitap hazırlıyor müşterisi için. Çünkü bir müşterisi Gobelins firmasında diyor ki, senin yaptığın boyalar kumaş baskılarda aynı değil. Yani aynısı gözükmüyor. Ayrı ayrı gösterirken gayet normal gösteriyorsun. Bir kumaşa bir basıyorsun ve bunlar birbirini inanılmaz tetikliyor. Çok bozuyor. Yani çok şiddetli gelmiş diyor. Ve bir oluyor, iki oluyor ve bir sürü müşteriden böyle şikayetler geldiği sürece oturuyor en sonunda böyle bir kitap hazırlıyor. Yani renklerin farklı fon ve form ilişkisine bakın. Fon ve form ilişkisi. Ne demek fon ve form ilişkisi? İnsan her görüntüyü bir fon üzerinde algılamaya melildir. Arkası bomboş olsa bile. Sonuçta fon dümdüz olsa, hiçbir şey olmasa bile onun için bitişik bir durumdur ve etkendir. Siyah olabilir, beyaz olabilir ve yandaki renkleri tüm şekilde etkiler. Bunu niye yapıyor? Hadi başa biraz dönelim bakalım. Biraz hızlı geçeceğim. Her şey dizi gibi oldu. Tamam, şöyle. Şimdi ışıkları biraz kapatabilir miyiz? Işıkları kapatabilir miyiz? Ha, teşekkür ederim şimdi. Evet. Şimdi ha. Gözünüzü ya gözümüzün bize nasıl yalan söylediğini kanıtlayan, internette bulabileceğiniz yazıp şey, hiç ayırmayın artıdan. Pac-Man diye bir oyun vardı, bilir misiniz? Yani şeyleri yiyen. Yeşil hepsini yemeye başlıyor, tüm macentaları. Hiç ayırmayın. Bakın, gözünüzü kırpmayın. Gerçekten evet. Gerçekten yanıltıyor. Burada interaktif. Son 5 dakikayı böyle yiyeceğim hocam. Nasıl yalan söylediğini gözümüzün. Hafif gözünüzü artıdan sola doğru kaydırın. Bütün o magenta görüntülerin hepsi yeşile dönüyor. Aslında o sizin hocalara zorla, guajla yaptırdığı renk çarpı çemberleri var ya, sistemleri. Tamamen bunun üzerine yapılmış. Yani bu yuvarlak diye değil. Burada gördüğünüz magentanın beynimiz tarafından oluşturulmuş, visual cortex'te oluşturulmuş
tamamlayıcısı. Aslında bu bir savunma mekanizması. Diyor ki bu magenta gözünün algısına, gamına fazla. Bunu nötralize etmek için ne yapıyor? Bir fenomen olarak bunları üretiyor sinirsel olarak. Ve siz aslında olmayan bir şey görüyorsunuz. Gördünüz mü? Görmeyen var mı? Ben görmüyorum diye. Görmüyor musunuz? Artıya bakın. Artıya bakın. Yeşil çıktı mı? Çıktı. Çünkü yaklaşık bir 10 saniye bakmanız gerekiyor. Peki. Şimdi gözünüzü kapatın. Biraz dinlensin. Peki. Şimdi daha kötü bir şey. Daha gözünüzün 3 tane yaramaz çocuğu var. Retinada olan. Biz bunlara kon diyoruz. Koni. Bu koniler ışığın ana renkleri kısa dalga boyuna sahip olan, orta dalga boyuna sahip olan ve uzun dalga boyuna sahip olan frekanslarına karşı duyarlı. Bir de rodlar var, sopacıklar ki onlar bizim karanlıkta ya da loşta görmemizi sağlayan. Onlar da bizi çok ilgilendiriyor ki bunu geliştirmeniz için bol A vitamini yemeniz lazım. Peki, şu noktaya herkes bir baksın. Siz daha dikkatli bakın. Tamam. Ben iki dakika bir kahve molasına gideyim. Bakıyor musunuz? Gözünüzü kırpmıyorsunuz. Peki. Ne oluştu? Ne kadar rahatım değil mi? Ne oluşacağını biliyorum. Hiç bakmadım. Acaba oluştu mu diye. Çünkü ben görmem. Ben size baktım ve döndüğüm zaman sadece dümdüz bembeyaz bir alan görüyorum. Ama siz ne gördünüz? Efendim? Kübü gördünüz. Tamam. Nasıl gördünüz? Önemli olan o. Siyan, magenta ve yani aslında üç rengin komplementerlerini gördünüz. Üç ana rengin komplementerlerini oluşturdunuz. Tamam. Peki bir tane daha kötü bir örnek yapayım. İnteraktif oluyor. Evet bu noktaya bakın. Bakıyor musunuz? Telefonunuza bakmayın. Bakın. Peki kontürlerde böyle bir titreşim olmaya başlıyor mu? Kontür ama sadece beyaz noktaya bakın. Kontürler titreşiyor mu? Evet işte bu iki doygun artık göz diyor ki yeter. Saldırıyor yani derimize batan iğne gibi. Yeter 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 diyor. Almıyor artık ve titreşim başlıyor yanlarda ve iki komplement arasında farklı renkler gözükmeye başlıyor değil mi? Bakıyor musunuz? Tamam. Deminkinden bir farkı yok değil mi? Hepsinin komplementerleri görünmeye başladı. Durumda. Son bir kötülük yapacağım size. Buna bakın. Şu üstteki şeye. Sadece şuna odaklanın. Biraz yukarıda olduğu için tabii tam karşılıklı olmamız gerekiyor. Hiç alta bakmayın. Akşam eve gittiğinizde uzun süre sürecek bir görüntü akısı devam edecek beyninizden. Yalan söyleme devam edecek beyniniz. O yeşiller, kırmızı. Görüyor musunuz? Beyaza iyice bakın. Beyaza iyice bakın. Ona kadar sayın. Peki. Şimdi alttaki beyaza hemen bakın. Ne hissettiniz? Hafif de olsa soldakinin gökyüzünün daha sıcak, sağdaki gökyüzünün daha soğuk olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Mesela Eugene Chevreux'un gözümüzün aslında yanılma payının nasıl bizim etrafımızdaki her şeyle aslında ilişkilendirildiğini, retinada ne tip oyunlar oynandığını, gerçekte gördüğümüz şeyin gördüğümüz şey olmadığını, gerçeklik olmadığı konusundaki varsayımı kendi kitabıyla, o demin gösterdiğim kitabıyla kanıtlamaya çalıştığı bir durum. Tamam. 15 dakikam bitti herhalde. Tamam. Yani çok geniş bir konu. İkinci turda devam edebiliriz hocam. Efendim? Bu arada. İkinci turda da devam tamam. Edebiliriz. Çok geniş bir konu. Yani konunun özeti şu. Her gördüğünüze inanmayın. Durum bu. Peki. Özellikle renklerde. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Tamam. Emanetleri alıyorum. Evet. Şimdi de mimarlıkta renk konusundaki görüşlerini almak üzere sözü Ahmet Tercan'a bırakıyorum. Evet Ahmet Hocam. Aynen onu alıyorsun. Aynısı mıydı?
hocam. Ama mikrofon sağda olacak. Şu an açık hocam. Bir de şeyi alacağım. Evet. Ben de hepinizi selamlıyorum. Ve bir devam niteliğinde olmasını da düşünerek aslında biz bu toplantıyı yapmadan önce çok kısa konuştuk. Ama eğer bir paralellik varsa aslında tesadüf olmayabilir. Şimdi böyle bir soruyla başladım. Çünkü mimarlık alanında renk konusu farklı bir şey. Önce bu soruyu sordum. Bu soruya döneceğim. Ve sonra böyle bir söz. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Bu Özdemir Asaf'ın gerçek bir beyti, şiiri. Burada aslında bunu niye gösteriyorum, gündeme getiriyorum? Çünkü bu konuda görece olmak durumu çok belirleyici. Yani renk konusuna baktığımızda herkes için değişen bir algı söz konusu. Mimarlıksa bütün diğer sanatlardan farklı. Mimarlık her şeyden önce bir bağlam içinde yapılıyor ve bu bağlam dediğimiz kavramın birçok unsuru var. Aşağıda görüyorsunuz fiziksel bağlam, sosyal bağlam, kültürel, tarihi, politik, ideolojik, anlamsal, psikolojik, ekonomik ve bunu sayabiliriz. Birçok bağlam içinde yapılıyor ama en önemlisi belki de bunların içinde tek başına dahi bizi hemen bağlayan fiziksel bağlam. Mimarlık her şeyden önce bir gerçeklik durumu ve diğer bütün sanatlardan farkını burada ortaya koyuyor. Mesela diğer sanatlar derken bir tanesini örnek verelim, sinema. Sinemada her şeyi yapabilirsiniz değil mi? Sinemada ben uçabilirim. Sinemada ben Atatürk'le konuşabilirim, yan yana gelebilirim, İsa ile konuşabilirim. Her şey olabilir, mümkün. Bir bina yaparım ve o bina da havada uçabilir. Mimarlık bu açıdan çok farklı. Bir gerçeklik içeriyor, bir hakikat içeriyor. Bütün diğer sanatlarda olan bağlamın çok daha dışında, hepsinde bağlam var ama mimarlığın bağlamı çok daha geniş ve çok daha kontrol dışı, kontrol edemediğimiz bir bağlam. Sinemada da bir bağlam var ama onu kontrol edebiliyoruz. Ve böylece mimarlık diğer bütün aslında sanatların dışında bir kontrolsüz alanı kontrol etmeye çalışan, aslında mümkün olmayan bir çaba içinde. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir çaba içindeyiz biz. O yüzden bütün mimarlar, yine geleceğim tekrar, hüzünlüdür. Hepsi üzgündür. Çünkü imkansız bir iş yapmaya çalışırlar. Mimarlığın en önemli özelliklerinden bir tanesi bağlam içinde olmak dedik ve mimarlık yine diğer bütün sanatların benzeri ama onları aşan bir şekilde toplumun bir parçasına dönüşür. Yani siz bir mimarlık yaptığınız zaman, bir şey ortaya koyduğunuz zaman, bir bina yaptığınız zaman o bina diğer insanlar tarafından görülür, ziyaret edilir, gezilir ve o binanın uzantıları kentin içine girer, kentin bir parçası olur, hatta toplumun bir parçası olur. Mimarlığın böyle bir özelliği var. Dolayısıyla mimarlık çok politiktir, çok sosyaldir, çok sosyolojiktir ve daha birçok şey.
Evet, ben bu kırmızı ile geldim buraya. Çünkü Bernard Tschumi bir kitap yazdı ve kitap diyor ki kırmızı bir renk değildir. Tabii metafor yapıyor, elbette metafor yapıyor ama metafor demek doğru değil demek değildir. Yine gördüğümüz ve göreceğimiz gibi renk konusu, belki renk tamamen bir metafordur, olduğu gibi bir metafordur. Muhtemelen de öyledir. Burada Tschumi'nin kullandığı anlamda kırmızı, kuram, etkinlik ve öğrenmektir. Soru sormaktır, araştırmadır. Hetero topografyadır. Yani mümkün olmayan mekanlardır aslında. Tam da mimarlığın zıttı bir şey. İmkansız bir mekanlık, mekansallık içermesi. Yani orada olmaması gereken birçok şeyin orada olması anlamında ve birçok rengin de orada olması. İşte foli dediğimiz Tschumi'nin yaptığı ve nasıl kompoze ettiğini burada anlattığı, bakın nasıl düşünüyor, neler düşünüyor ve kentin içinde nasıl yer alıyor bu bu yaptıkları, onu görebiliyoruz. Ve renk algısına buradan geçiyor. Bu renk algısındaki bütün şey aslında rengin mimarlıkta algılanma şekli, herkesi korkutan bir niteliğe sahip. O yüzden mimarlar renk konusunda başından beri son derece tedirginler. Son derece tedirginler. Ve buradaki rengin algılanmasındaki semboliklik, rengin bir şeye çağrışım yapması, o çağrışımın kökenini tam bilemememiz, duygusal oluşu, bileşik duyuları bir araya getirmesi aslında buradaki kontrolsüzlüğü gösteriyor. Bizim açımızdan, mimarlar açısından. Mesela buraya baktığınız zaman buradaki renkleri niye koydum? Çünkü bunlar bir yüzeyin renk almasından ibaret değil. Yani bir duvar yaparsınız ve o duvarı boyarsınız. O bir şey ama burada içeriden ışıyan bir renk var. Yani buradaki renkler içeriden dışarıya doğru bir ışık olarak geliyorlar. Aslında renk hep dediğimiz gibi ışıkla var olan bir şeydir. Fakat buradaki gördüğümüz renkler farklı bir niteliğe sahip. Bu sadece bir boyutu. Neden korkuyoruz renkten? Mimarlar neden korkar? Şimdi tabii tarihi sürece bakarken ya da bakmazken ortaya modern mimarlığı koymak istiyorum. Modern mimarlık çok önemli bir kırılma noktası. Ve modern mimarlık dediğimiz şey, işte kısaca söylersek 1923'te başlıyor. Siam, Ciam Kongresi, Congrès International d'Art de l'Architecture Modern. Ve 1932'de de meşhur işte kitap, Philip Johnson'ın yazdığı, Hitchcock'la yazdığı kitap çıkıyor. Ve bu kitapta renk teorisini anlatıyorlar. Ve sonuçta diyorlar ki renk bizim için baş edilmesi çok zor bir şey. Bununla nasıl baş ediyorlar? Şimdi birdenbire 1970'lere atlıyoruz ve bu gördüğünüz beyazın hakim olduğu ve New York Beşlisi diye tanımlanan, aslında New Yorklu beş mimar, Richard Meyer onlardan biri, John Hedgeduck var, Charles Gatmi, Michael Graves, bir de bir tane daha var, kimi unuttum, Peter Eisenman. Şimdi bu beşi New York Beşlisi olarak ve beyazlar olarak geçiyorlar. Adları bunların beyaz. Bunlar aslında nereden alıyorlar ilhamlarını? Büyük ihtimalle Le Corbusier'den alıyorlar. Çünkü Le Corbusier'de beyazı çok kullanan bir mimar. Ve ne diyor? Diyor ki beyaz aslında bütün renklerin hepsidir, toplamıdır. Zannedildiği gibi herhangi bir renksizlik ya da prizme gönderme yapmaz. Tam aksine bütün renkleri içinde barındırır diyor. Ve Richard Meyer de öyle diyor. O yüzden beyazı seviyor ve beyazı çok kullanıyor. Çünkü doğanın rengi beyazdır diyor. Gökkuşağının bütün renkleri bir araya geldiğinde de beyaz olur
diyor ki muhtemelen bilimsel olarak da bu kabul edilebilir. Fakat asla sadece beyaz değil diyor. Burada da gördüğümüz gibi çok minimalist de olsa renk kullanımı var. Rengi kullanırken bazı kuralları var. Bakın bu kural sözü çok önemli. İşte mimarların asıl korktuğu, özellikle modern mimarların asıl korktuğu şey bu kuralsızlık. Ne yapacaklarını bilememeleri. Şimdi tam bu noktada bir şey anlatmak istiyorum. Şey de olmayan, onun için sözle anlatacağım. Modern mimarlık ve geleneksel mimarlık arasındaki temel fark budur esasen. Birisi renkten korkar, diğeri ise korkmaz. Geleneksel mimarlıkta renkten böyle bir hesaplaşma söz konusu bile değildir. Renkle bir hesaplaşma yoktur. Renk olduğu gibi kullanılır. Son derecede rahat kullanılır. Çok yaratıcı bir şekilde kullanılır. Çok eğlenceli, çok neşeli bir şekilde kullanılır. Ve çok ekspresif bir şekilde, temsili bir şekilde de kullanılır. Ama modern mimarlıkta büyük bir kaygı, büyük bir endişe vardır rengi nasıl kullanacağız diye. Şimdi biraz ileri gideyim, şu soruyu sorayım. Sorular dedik. Mesela yine daha iyi anlamak için geleneksel mimari nedir, gelenek nedir? Şu soru olabilir. Mesela siz hiç çirkin, benim sesim mi kötü geliyor? Çirkin bir halı gördünüz mü? Çirkin bir kilim gördünüz mü? Kötü renkleri olan, uyumsuz renkleri olan bir halı, bir bünyan halısı mesela, bir hereke, bir Sivas ya da İran halısı. Düşünün, hepsi güzeldir. Hepsinin renkleri çok uyumludur. Asla çirkinliği bulamazsınız. Bu listeyi uzatabiliriz. Geleneksel bütün şeyler, bir mesela Türk evi, çirkin bir Türk evi göremezsiniz. En beceriksiz ustanın yaptığı ev bile geleneksel bir evse güzeldir. Uyumludur. Doğanın getirdiği bir takım oranlara sahiptir, renklere sahiptir. Bir geleneğin getirdiği ölçüye, ölçeğe sahiptir ve uyumludur. Ama düşünülmeden yapılmıştır. Modern mimarlık için ve modern sanat için bunu söyleyemeyiz. Modern sanatta hepsi başka türlü bir eleştiriye açıktır. Ve bu anlamda sorgulamaya açıktır. Bu anlamda da başka özellikler taşırlar. Şimdi o yüzden bir kriz vardır. Mimarlıkta renk kullanma konusunda müthiş bir kriz vardır. Çünkü rengi nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. Özellikle mimarlar bunu bilemez. Çünkü kontrol etmesi çok zordur. Bakın niçin? Şurada en azından görüyorsunuz bir ışık var. Bir ışık vurduğu zaman yüzeylerdeki ışığın etkisi son derece değişken bir etki elbette. Ve burada bakın aynı binanın gece ve gündüz halini görüyorsunuz. Oldukça farklı. Hangisidir bu bina? Ben buradaki rengi nasıl kullanacağım? Ve yukarıdaki renklere bakın. Bu renklerin ve bu detayın nasıl adlandıracağını bilebilir miyiz acaba? Şurada ne yapmam lazım? Evet, dediğim gibi, OK'ye basalım. Basma. Önce... Peki tamam böyle devam edelim. Önemli değil herhalde ben şununla devam edeyim. Ha kapanmıyor. Tamam peki. Evet peki. Burada devam edelim ve işte tekrar başa döndük. Dediğim gibi bu kronolojik bir sunum değil. Tamamen tematik bir sunum. Bu tematik sunumda şu anda az önce dediğim gibi geleneksel bir mimarlık
ürünüyle karşı karşıyasınız. Sol tarafta yukarıda gördüğümüz bugünkü hali, aşağıda da onun bir benzerinin rekonstrüksiyonu var. Esası yani nasıl restitüsyon projesi, rekonstrüksiyon projesi. Şunu söylüyoruz basitçe, eskiden ilk yapıldığında bütün bu binalar renkliydi. Bugünse biz bunların beyaz olduğunu düşünüyoruz, renksiz olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir pürifikasyon süreci var. Bunun arkasındaki düşünce de aslında biçimin kendi özdeksel değerinin, yani kendi özelliğinin renkten boşanması gerektiği düşüncesi. Yani renkle birlikte olunca biçim yeterince saf değildir. Çünkü renk, az önce de gördük, birçok manipülasyona açıktır ve kullanıldığı anda estetik ve etik sorunlar da birlikte getirir. Ve modern mimarlıkta bu estetik ve etik sorunlarla son derece o sorunlara karşı duyarlıdır. Buradaki kullanıma baktığımızda, mesela bunun bir devamı olarak Le Corbusier'in işte Ronchamp şapelini görüyorsunuz. Bakın şurada sağ tarafta şapelin dıştan ve orada da içeride işte hiç renk kullanmayan Le Corbusier'in üç temel rengi kullandığını görüyoruz. Ve modernistler bu konuda işte sarı, mavi ve kırmızıyı kullanıyor. Birçoğu sadece bu üç temel renk ve siyahla kalmak istiyor. Bunun sebebi aslında kontrol, yani bir kural getirmek. Bu kural getirme meselesi, tekrar söylüyorum, son derece önemli. Bir kural getirmek istiyorlar. Bu kuralı bir şekilde meşrulaştırmak istiyorlar. Ve böylece aslında buradan bir ileriye adım atabiliriz diye düşünüyorlar. Mesela burada tekrar o baştaki şeye dönersem, Bernard Tschumi siyah giyiniyor daima. Bütün şeylerine siyahla çıkıyor Bernard Tschumi. Ve bu atkıyla çıkıyor, kırmızı. Sonra buna soruyorlar. Diyorlar ki niye kırmızı giyiyorsun? Bu atkı nedir? Aslında bu atkının başka bir anlamı var tabii. Ama onu söylemek istemiyor bir türlü. Sıkıştırıyorlar. Niye yapıyorsun? Yani en son Harvard'a gittiği bir şeyde tekrar tekrar soruyorlar. Bu kırmızı neyi anlatıyor falan. Adam da diyor ki, en sonunda çok bunalıyor, kırmızı bir renk değildir diyor. Ve kitabın adı oradan geliyor. Kırmızı bir renk değildir. Evet, şimdi rengin kullanımına tekrar bakıyoruz. Mesela rengin belli yerlerde, bu kural anlamında şimdi bakıyorum, nasıl kurallar koymaya çalışıyor? Bakın, umutsuzca mimarlık. Hastane olduğu zaman belli renkleri kullanamazsınız diyor. Mesela neyi kullanamıyoruz? Kırmızıyı kullanamıyoruz hastanede, kan rengi. Son derece saçma bir aslında kural olabilir bu. Hiçbir karşılığı olmayabilir de. Aynı zamanda sarının belli tonlarını kullanmıyoruz. Safra rengi olduğu için kullanmıyoruz. Vesaire vesaire. Onun yerine neleri kullanıyoruz? Beyazı. Çünkü temizliği, hijyeni çağrıştırıyor. Yeşili kullanıyoruz. Ferahlığı çağrıştırıyor. Ve maviyi kullanıyoruz. Çünkü sükuneti, sakinliği çağrıştırıyor. Evet, burada gördüğümüz bu renk çağrışımları. Bunların da aslında hepsini unutabiliriz. Veyahut hepsini artırarak gündemimize alabiliriz. Evet. Ve bütün bunlara meydan okuyan mimarlar var. Tam da Le Corbusier'in dediği gibi doğru kullanıyorlar. Le Corbusier diyor ki, rengi kullanacaksanız doğru kullanın. Doğru yerde kullanın. Eğer kötü kullanırsanız hiç kullanmayın daha iyi. Renk böyle bir tehlike barındırır içinde diyor. Çok doğru kullanmanız lazım. İşte doğru kullanılan bir renkte dahi size bazı farklılıkların nasıl aşılması gerektiği konusunda, bakın en üstteki fotoğraf ve mimarlığın içinde barındırdığı kriz, büyük bir kriz. Bunu aşamıyorsunuz. Aynı fotoğraf fakat farklı etkiler söz konusu. Yine yine Logoretta'nın bir çalışmasını nasıl bir yerden bir yere aktardığını görüyoruz. Buralarda tabii ki hem iklimin, kültürün,
yaşanmışlığın getirdiği bir çok bilgece kullanım var. Hem de tektoniğin yani mimari elemanların ifadesinde, bunların ortaya çıkışında onu güçlendiren bir şey var. Bunu nasıl, bununla nasıl baş edeceğiz? Yani mimarlıkta hangi elemanı öne çıkaracağız, hangisini geride tutacağız? Bu nasıl olmalıdan kurtulmak için birdenbire işte bu pürifikasyon süreci kendini meşrulaştırabiliyor. Yani her şeyin beyaz olması ya da her şeyin tek renk olması ve bir adeta kromofobiya dediğimiz yani renklerden korkmak şeyi ortaya çıkabiliyor. Evet, mesela burada da Louis Braga'nın renklerini görüyorsunuz. Bunlar da son derece canlı, kültürel aslında, background'u kuvvetli renkler ve kendi içinde çok doğru kullanımlar ve modern bir kullanım. Ve son olarak size bu imajı göstermek istiyorum. Burada aslında bir şeye baktığımız zaman gördüğümüzün tam da o olmadığını Yiğit Hoca'nın anlattığı gibi gözün yanılması kadar beynin de yanılacağını, yanılabileceğini söylemek istiyorum. Ve mimarlık öğrencisisiniz çoğunuz, öyle tahmin ediyorum. Ve mimarlık böyle bir sorunsalı hep bağrında taşıyor. Baktığınızda doğru soru sormak, doğru görmek ve bunun altında ne var diye, bunun arkasında ne var diye, bunu ortaya çıkaran mekanizma nedir diye düşünmek zorundayız. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz işte çok meşhur Küçük Prens'in bir çizimi. Küçük Prens malum bir şapka resmi görüyor ve onun büyükler bunun şapka olduğunu düşünüyor ama diyor aslında bu bir fil yutmuş, kobra yılanıdır diyor. Ve bunun böyle olabileceğini düşünüyor. Bütün mesele işte bunu düşünebilmektir. Hem beyin, yani intellekt olarak bunu düşünmek, hem de algısal olarak bunu düşünebilmek gerekiyor. Bu noktada aslında mimarlık sorunsalı da kendini yeniden üretebilir. Ve şunu hiç unutmamak lazım. Renk burada bize ne getiriyor? Rengin getirdiği, aslında bu noktada rengin getirdiği çok önemli bir özellik var. O da bu pürist dönemde rengin reddedilmesiyle aslında kaçırılan imkanlar bugün bizim için söz konusu. Ve bunlarla yeni bir şey, yeni bir çığır başlayabilir, yeni bir dönem başlayabilir. Çünkü bu noktada biz rengin doğru kullanımıyla, yaratıcı kullanımıyla birçok yeni şeyi mimarlık alanında açabiliriz. Yeni başlangıçları aslında gündeme getirebiliriz. Ama şunu unutmayalım, mimarlık görecedir. Kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre değişir ve bu değişimin içinde önemli olan bir kural koymak, bunu doğru bir şekilde formüle etmek ve bunun sınırlarını çizebilmektir. Ama her şeyden önce özgürce düşünebilmek ve hayal gücünü kullanabilmektir. Benim bu tür için söyleyeceklerim bunlar. Çok biraz kısa tutmak istedim. İkinci turda yine iki kitap getirdim bugün size. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir tanesi yani anlatmak üzere Bernard Chumy'nin Kırmızı Bir Renk Değildir kitabı. Biraz ondan bahsettim. İkinci turda da Mimarlar Neden Siyah Giyer diye bir kitap var. Onu getirdim. Onunla da ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü siyah da beyaz gibi aslında ayrı bir meşruiyeti ve karizması olan bir renk. Onu da ayrıca konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ahmet Hocam. Evet.
Şimdi de rengin bir kod, bir gösterge olarak temsil değerinin tarihsel bir perspektifle ele alınması konusundaki değerlendirmeler için şey var. Değerli hocamız Sinan Niyazioğlu'na bırakıyorum. Buradan işlesin. Gözüküyor mu? Seda'nın çıkmadı. Biraz geç geliyor galiba. Tamam. Herkese merhaba. Üçüncü turda bir grafik tasarım tarihçisi olarak şunu söyleyebilirim ki grafik tasarım tarihi mimarlık ya da sanat tarihi gibi de sanat gibi gerçekliği üstlenen bir disiplin değil. Birincisi antikitesi yok. İnsanlık var olduğundan beri mutlaka konut ve yerleşimle birlikte bir antikitesi var. Ve duvar resimlerinden sonuçta inanca, freske, ardından tabloya fiziksel entitesi daha sınırlanan tabloyla birlikte, sanat eserleriyle birlikte burada iki disiplinin, sanatın ve mimarlığın gerçekliği inşa ettiği gibi bir meselesi var. Ama grafik tasarımın böyle bir, en azından tarihçesinde öncelikle böyle bir şey yok. Çünkü bir temsil. Dolayısıyla gerçekliğin evvel renk grafik tasarım tarihinin de neyi temsil eder ve bu temsiller dönemler içinde fenomenolojik olarak, olgusu olarak nasıl ele alabiliriz? Evet, şimdi Yiğit Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Eugen Chevrier anlattığı vakit esasında neoklasikler karşısında duran, romantiklerle beraber bizim mesleğimizin doğuşuna sağlayan bir dönüşüm evresini çok güzel paylaştı. Şimdi burada temel mesele şuydu. Evet, retinal bölgede baktığımızda bir gördüğümüz kod var, bu gerçek. Ama bir de beyinde algılanan bir gerçeklik var. Demek göz ve beyin iki farklı realite üretiyor. Ve bunu da romantikler ki sanat akımlarında 19. yüzyılda karşımıza çıkacak ve grafik tasarım mesleğinde matbaa ortamında doğan mesleğin esasında yetkinliği ve kalitesini arttıracak varlık ve varoluş arasındaki derin esasında kırılmaya başlatan modernler. Neoklasizm nasıl iki boyutlu bir düzlemde üç boyutlu yanılsama yapıyor, klasik atölye ışığını yok ediyor ve sonuçta varlık ve gerçeklikle ilgileniyorsa esasında romantiklerde varoluşu, fenomenoloji, dünyayı her defasında yeniden kurmak, üretmekte zamanı parçalamaktan bugün Almanca'daki Zeitzeit eskiden birim demektir ama aynı zamanda varoluş demektir. Tabii ki bir diğer şey de Lumière kardeşlerin sinemayı bulmasıydı. Dolayısıyla göz, evet Yiğit Hoca'nın dediği gibi 24 kare en şeydir bunun, 25. kareyle tamamlayıcı özelliğiyle bir oyun oynuyordu. Ve peş peşe sıralanan görüntülerle birlikte hareket ediyormuş yanılgısını üretiyordu. Bu Avrupa'da, başta Paris olmak üzere Art Nouveau yeni sanat akımını ortaya çıkardı. Ve neoklasikçiler karşısında duran ressamlar, evet, kültür sanat merkezi Paris, kafe, restoran, işletme, gece kulüpleri ile birlikte oldukça zengin bir tiyatro seçeneği vardı. Kimi tamamen para kazanmak için ki Jules Schoere ve Alphonse Mucha ama kimi de takıntılı biçimde resim yapmak, gelir elde etmek için Alexander Terfisteinen ya da Henri de Toulouse-Lautrec sonuçta bu akımın özellikle gece hayatındaki afişlerin önemli temsilcileri oldu. Yiğit Hoca'nın yine bir konuda teşekkür ederim katkısı oldu. Bu afişler özellikle Jules Schoere'nin şu kadın afişleri 1890'lardaki gaz lambasıyla aydınlatılan Paris'in akşam saatlerinde, yani loş ışıkta görülmesi tavsiye edilir. Gerçeklerle orada çıkıyor. Bu yüzden Paris Ulusal Kütüphane alt katında loş bir ortamda gaz lambaları bu afişlerin birebir örnekleri de sergileniyor. Büyük afişlerdir ve bu kadınlar, Jules Schoene kadını yaklaşık 1.55-1.60 boyuna kadar denk gelir. Yani demek ki Fransız sahne kültüründe Edith Piaf, minik serçe Edith Piaf'a kadar uzanan minik minyon şarkıcı da dansözleri kadınlardan oluşan bir sonuçta bir sahne kültürü oluşmuştur. Ama Jules Schoene bunu görünür kılar. Avusturya'daki karşılığı Secession Stil'dir, müstakiller grubu demek. Neoklasik akademizme karşı çıkan bir grup sanatçının Mimar Josef Maria Olbrich'in Secession binasında bir araya gelmesiyle örgütlenirler. Tam da bu, yani gerçekliği temsil edenler neoklasikleri dışlarlar ve fenomenolojiyle uğraşırlar. Ve sloganı da şudur, Der Zeit ihre Kunst, zamanın sanatı yapılmalı, Der Kunst ihre Freiheit ve zamanın sanatı da özgür olmalıdır.
Burada önemli bir konu, peki grafik tasarımı, efemera malzemenin, kağıt malzemenin niteliğinin niceliğini, içeriğini nasıl etkiler? Burada her zaman parçalanıyorsa, mümkün olduğu kadar gündelik olana da yatırım yapılır, kalite çıtası yükseltilir. Özellikle bu alanda olanlar, takvim tasarımından aklınıza gelecek, pardon, postpon diyorum, diyemiyorum, bu... dedim. Tamam, okey diyorum ben. 15 minüt okey diyorum. Evet. Pardon. Mümkün olduğu kadar gündelik malzemeye, duvar kağıtları, takvimler ve diğer nesnelerde aşk, adanmışlık, metafizik, sembolizm, derin bir içsel bir coşku, oldukça etkili bir sembolik bir dil oluşturulur. Almanya'da karşılığı Jugend'dir. Yine karşımızda bir kuşak var. Jugend stil, genç stilidir. Bu da akademik formalizme karşı, birlikteliği düşmüş sanayi ürünlerine karşı oluşan bir grup mimar, edebiyatçı, ressamların bir arada gelmesi çıkarttığı iki dergi vardır. Bir Jugend dergisi, mümkün olduğu kadar şeriatının kasvetli yapısından doğaya sığınmak, doğadan ilham almak ve doğanın coşkusunu sanat ve tasarımla yansıtmaktır. Ki bunlar romantiklerdir. Ve baktığınız vakit taş baskının renklerinden Japon esnaflarına benzeyen iki boyutlu bir gerçekle son derece grafik bir dil yaratırlar. Ancak bir başka örneği de vardır, Simplicissimus. Bunlar kentte çıkar ve esasında 19. yüzyılda Alman Marksistlerinin bir dergisidir. İşçi sınıfı ve fabrikatörler arasındaki ya da üreticilerle gittikçe burjuvalaşmaya başlayan sınıf çatışmasını anlatırlar. Sokağın esasına karikatürlerini yaparlar ve daha sonra bunlar Weimar Almanya'sı zaten Alman Spartakistlerine dönüşeceklerdir. Fakat bunların artık rengi bir yine bir temsil olarak sonuçta sosyalizmi de komünizmi temsil eder. Siyah, kırmızı kodlar ya da kağıdın rengi beyazdır. Almanya'da yaşanan esasında bu romantiklerle neoklasikler, işte aristokrasi karşısında burjuva, gemenşaf mı, gezelşaf mı, cemaat mi, cemiyet mi vesaire, bunun tam karşılığı bir kültür savaşıdır. Ve bu kültür savaşında ekonomik güç ve ulaşan erkler sonunda yeter artık herkes kazansın, biz bir birlik kuralım derler. Ve 1907 yılında Deutsche Werkbund, Alman Üretim Birliği kurulur ve İngiliz emperyalizmine ve Fransız kolonyalizmine karşı Alman endüstrisi, sanayi ve tasarımda belli niteliklerin, normların ve kalitelerin biçimlendirmesi ilke edilir. İşte o zaman muhalif olan artık endüstriyelin, tasarımın içindedir. Ve bu hareketin en önemli temsilcilerinden bir tanesi de romantik olarak biliyor Peter Behrens'tir. Peter Behrens peki bu çatışma ortamında uyum nasıl ele alınır? Jugend üyesiydi ve doğadan ilham alıyordu. Doğanın kent yaşamı tekrardan yorumlanması anlamında o dönemki birçok teknolojik ve sanayi ürünü doğal organizmalarla özdeşleştirdi. Bunlardan bir tanesi Argent Turbin fabrikası için yararlanır ve bir kovan metaforundan esasında kullanır. Logosuna baktığımızda Allgemeine Elektrische Gesellschaft'ta şunu söylemek ister. Bizim fabrikamızda üretilen bütün ürünler nasıl arılar bal peteklerini kusursuz bir şekilde yaparlar, aynı kalitede, aynı standartlarda yapar der. Ve aynı zamanda mimari yapıya da baktığınız vakit esasında büyüyecek bir kovandır ve cam paravanlarla insanlar arı gibi çalışan işçileri görürler. Demek ki burada esasında baktığınızda grafik tasarım artık mimarlıkla birlikte de hemhal olmaya başlayınca temel bir temsil meselesi kimliğe devrilir. Ve Peter Behrens bu anlamda grafik tasarımın da ya da kurum kimliğinin de kurucu babası olarak bilinmektedir. Bir firma ya da işletme doğru konuşmalı, yalan söylememeli, açık ve şeffaf olmalı, güçlü yanlarını vurgulamalı ve tüm iletişim elemanlarında kendisiyle iletişim kuracak olan kamuoyuyla bir kamu diplomasisini görsel yoldan iletebilmeli der ve firma için kurumsal kimlik tasarımı yapan ve bu
kovan metaforundan da sıcak renkleri kullanarak ama aynı zamanda elektriğin ısıtma hissinde yansıtarak çok başarılı bir ilişki kurar. Bunun 20. yüzyıldaki karşılığı tabii ki Bauhaus'tur. Fakat Bauhaus'un yorumlaması esasında doğanın birebir arı ya da kovan gibi alınması değil, tekrar doğayı yorumlayan bir hareket olan 1919'daki Walter Gropius tarafından kurulan Bauhaus'un öncüsü olabilecek 1917'deki Döştel hareketidir. Ve Almanya'daki kısa süren Dinoya plastik hareketinde bir çeşit benzerliğini taşır. Döştel hareketi temsilcileri Gerrit Rietveld, Theo von Düschberg, Pierre Mondrian gibi ressamlar şunu söylerler. Doğada her şey zıttıyla kaimdir. Fakat bu zıtlıkların birleşiminden bir uyum olur. Doğada anlam yoktur. Doğayı kusursuz kılan dengedir der. Ve bu dengenin soyutlanması ve insanlığın kent yaşamına getirmesi esasında bizde yeni bir ufuk açacaktır der. Ve buna göre düşey hatlar erilliği, kırmızı renkler, aşkı, erosu ve döllenmeyi temsil ederken yatay hatlar dişiliği, pasif ve edilgenliği, soğuk renklerde etosu temsil ederler. Ve sonunda renk paletlerini o kadar daraltırlar ki evet temel renkler diyeceğimiz sarı, kırmızı, mavi ve bu 90 derece açılar, onun dışında kırmızı ve beyaz üzerinden bir yapı kurarlar. Fakat bu daraltma, indirgeme esasında neredeyse hepsini bir anonim bir yapıya doğru kazandırır. Bauhaus'un bunun formülasyonu şudur. Sanat, mimarlık ve tasarım eğitimi verir. Sanat dişidir. Leonard'ın inna açan figürün düşünün daire şeklindedir. Mimarlık erkektir, kare şeklindedir ve toplumsal piramidiyi yansıtmak için tasarımda üçgeni sembolize eder. Tabii ki çok müthiş bir kadro. Burada resim ve halı atölyesine giden Paul Klee'nin bir sözünü almadan olmaz. İyi bir resim bir müzikal etki yaratmalı, titreşim çağrıştırmalı. İyi bir müzikte gözümüzü kapattığı, yani iyi bir müzikte dinlediğimiz vakit etkili bir resim oluşturmalı der. Zaten halı dokuma derslerinde ve resim derslerinde müzik dinleterek insanlara, öğrencilerine resim yaptırır. Vasily Karnitsky de basic design'de zaten temel tasarımda Gestalt'ı öğreniyorsunuz, süremiz dar. Her şeyin başı noktadır. Noktalardan çizgiler oluşur. Çizgiler geometrik formları, sonra kütleyle beraber gerçeklik yaratılır der ve Gestalt'ın ana bu varoluş esasında gerçekliği inşa etmek fenomenolojinin de esasında Bauhaus'taki en önemli temsilcisidir. Görsel algıyla eş zamanlı kaldı. Laszlo Moholy-Nagy der ki günümüzde afiş ya da görsel işim öyle bir raddeye gelecek ki insanlar böyle bir şey 3 saniyeden daha fazla bakmayacaklar. Görsel işim 2 eleman vardır, görsel ve yazılı. İkisi beraber birleşerek optik ve fonetik ve tipofoto olmak üzere bir kendi görseni bir görsel dil ve repertuar kurar. Tabii bütün bunlar işte eğitim Bauhaus'un sonucunda ister halı atölyesinden çıksın, ister ürün tasarımdan çıksın, ister dergi tasarımdan çıksın temel anlamda ana formasyonu belirler. Çünkü burada ana işlev insanların kendilerini her anlamda bedensel ve zihinsel mutlu, huzurlu ve rahat hissedebileceği bir dünya yaratmaktır. Bu anlamıyla Bauhaus esasında Wilhelm Wöhringer'in abstraksiyon und Einfühlung, soyutlama ve özdeşleşim fikrini de birebir tasarım ilki olarak edinmiştir. Çünkü Walter Gropius der ki, eğer insanlar yaşadıkları çevreden yabancılaşılırsa mutsuz olurlar, siyasal kargaşaya dönüşürler ve sonunda ülke ya da toplumlar uç akımlara giderler der ki ve sonuçta Naziler geleceklerdir ve Bauhaus'u kapatacaklardır. Ahmet Hoca'nın dediği gibi imkansızı talep etmek esasında Walter Gropius'un bu tasarım eğitimde oldukça tanımlıdır. Evet, bir diğer konu Peter Behrens'in devam eden Deutscher Werkbund devam Inzer Verlag'tan Jan Schicholt'tür. O da Nazilerden kaçmış bir liberaldir ve İngiltere'de her şeyin kahverengi olduğu yayın tasarımda
Penguin kitaplarıyla beraber çok etkili bir kurum kimliği tasarlar ve bu kurum kimliği daha sonrasında bütün dünyaya örnek olacaktır. Fakat tabii ki muhaliflerini üretecek. Aynı zamanda Jan Schiholt, İngiltere gibi, Times'in Roman gibi geleneksel yazı karakterlerinin kullanıldığı ve tasarım konusunda çok kontrolcü olan İngiltere'de de esasında yeni tipografi hareketinde kurucusu olacaktır ve asimetrik tipografiyle esasına temsil olan kağıt mekanda bir gerçeklik yaratmaya yavaş yavaş başlayacaktır ve bu da İngilizler tarafından der ki ne yani bizim kimliğimiz bir Alman'a mı kaldı derler Edward Johnson gibi ve kamu grafiğiyle beraber tam da bu yılda da bilgilendirme anlamında artık bir kamu grafiğinden bahsetmek, kitle ilişkinden bahsetmek renk kodlarının standartizasyonu devrededir. Ve çok kısa bir sürede olur İngiliz toplumunda rengin kod olarak bir kamu diplomasi bilgilendirmesi sistem haline gelmesi. Savaştan sonra kamu grafiğinde bir otodidak olan kendini yetiştiren Lester Beale ve John Carlyle ile devam eder. Ancak bunun 1950 ve 60'larda karşılığı kısaca söylersek, uluslararası tipografik stil ya da yeni tipografi hareketidir. Kurucular arasında Carlo Vivarelli, Anton Stankowski, Wesef Josef Müller, Brockmann'dır ve Bauhaus avantgardından ve Deco etkisinden yararlanırlar. Ama renk burada sadece bir his, sezgi ya da bir matematiksel bir kodlama değil, bu kamusal iletişimde belli bir şey kurar. Örneğin Anton Stankowski bu gözle gözükmeyen grafiklerin ya da akımların görselleştirilmesinde Laszlo Morinacı'dan etkilenir. Burada yine Yiğit Hocam da örnek verdi, Josef Albers önemli bir örnek, kısaca değinmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin ikiye bölünüyor, Doğu Berlin, Batı Berlin olarak ve Berlin için bir layout sistemi isteniyor, 61'de duvar örülüyor. Anton Stankowski çağrıldığında nasıl bir kurum kimliği yapacaksın diyorlar. Ben diyor görüntülere bakarım, seslere bakarım ve ondan sonra kodu belirlerim diyor. Şimdi gördüğünüz batı tarafı kırmızı, ortadaki checkpoint Charlie olarak yapılan geçiş bölgesi, sağda ise esasında Doğu blokunu, Sovyet'i temsil ediyor. Herkes diyor ki niye diyor kırmızı diyor, komünizmi temsil eder, işte mavi Amerikan liberalizmi temsil eder. Ben Batı bölgesine gittiğim vakit her kafelerde caz müziği dinledim, renkli hayat gördüm, yüksek sesle kahkaha atan Amerikalıları dinledim. Ben uyandırdığı his buydu. Checkpoint Charlie bir trafik ışığı gibiydi. Sağda ise Sovyet bloğunda her şeyin sessiz, sükunet ve kontrol altında böyle donmuş bir ortam vardı. O yüzden bu renk kodları öneririm diyor. Fakat sonuçta geleneksel derler her zaman ağır basar. Bunun tam tersi uygulandı. Bu ilk önerisiydi. Bunda paylaşmak istedim. Tabii sadece tasarım bu anlamda 20 ve 30'ların avantgardını devşirip yeni bir kamu grafiği bir iletişimi yaratmıyordu. Pop art da bu anlamda yararlandı ki bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Roy Lichtenstein ve Andy Warhol'dur. Andy Warhol üretilmiş malzemelerin içeriğine ilgilenirken, kavramlara ilgilenirken Roy Lichtenstein ise matbaa malzemesinin esasında fiziksel özelliklerine, tramlarına, dokusuna daha abartarak, daha ironik bir şekilde ele alarak tramlarla esasında fake, artificial, suni bir dünyayı şey yaptı ve artık sarı, kırmızı, mavi değil, CMYK üzerinden konuşan bir akımdan bahsedebiliriz. Victor Vazelli 4 defa biyografisinde şevveli hayranlığı dile getirir, anısal resimler yapar ve izleyiciyi çeker. Tabii ki psychedelic rock hareketleri var. O da bir postmodern hareket olarak Arnavo'dan, Antikite'den değişir. Peki buraya kadar gördüğümüz, özetle toparlıyorum, kaç dakikam var? Batı tipi, yani İngiltere, Amerika ve Avrupa'da gördüğümüz bir çeşit renki, tez, antitez ya da sentez. Peki ama bunun dışında Polonya afişleri, Küba devrim afişleri, onun dışında Japonya'da, yani batı dışı toplumlarda, ister 3. Dünya olsun, ister uzak doğu ülkelerinde renk neyi temsil eder? Gelenekle bir hesaplaşması var mıdır? Sentez midir? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Çok kısaca toparlayayım. İlginç bir şey paylaşmak istiyorum. Ben aynı zamanda bizim üniversitemizin Grafik Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi müdürüyüm ve uluslararası anda birçok önemli grafik tasarımcının afişleri mevcut.
Bu afiş sanatçılarından bir tanesi, tasarımcıdan bir tanesi Shigeo Fukuda, 2000 yılında Türkiye'ye geldi. Çok önemli bir kendi bir sergi gerçekleştirdi ve sergi sonunda 50 tane afişini bize hediye etmişti. 2020 yılı genç bir asistanımız Gülcenur Ertopuz bir yüksek lisans çalışmasında Fukuda'nın 20. yıl girişine bir saygı duruşu olsun, ölüm yıl dönümünde 10. yıl dönümü olsun. Ben bir Shigeo monografisi yazmak istiyorum. Yüksek lisansta arşivin malzemesi, bizim merkezin arşiv malzemesini kullanmak istiyorum ve size çalışmak istiyorum dedi. Ve bu monografi yazarken birçok faktör vardı. Çünkü Fukuda Escher'den çok etkilenmiş, kendine ait bir ikonografisi olan bir kişiydi. Fakat renk faktörü esaslı kapalıydı. Çünkü rengi nasıl kullanına dair çok bir bilgimiz yoktu ve bir çeşit renk kullanımda arkeolojisine giriştik. Ve ortaya çok ilginç bir sonuç çıktı. Gülcenur Ertopuz'u burada yaptığı çalışmayla tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu gördüğünüz 50 afişin bizim merkezimizde bulunan, bunlar büyük ve çok güzel afişlerdir. 50 afişin biz kodifikasyonuna baktığımızda birkaç tanesi dışında sıklıkla kullanılan renkleri tespit ettik. Ve bu renkler, beyaz da bir renk unsuru en sağda görüyorsunuz. Toplam 7 renk ediyor ve bu 7 rengi de taramaya baktığımız vakit 19. yüzyılda Meiji döneminden itibaren Japonya'da modernleşmenin ve grafik tasarımda esasa temsil sorununda önemli bir mesele olarak karşımıza çıkan 7 renkli ukiyo-e kartları Shigeo Fukuda'da modernizmi, geç modernizmi özümsemiş bir kişi olarak bu modernleşmeyi kağıt ürünlerinde sıklıkla referans etmiş, hatta kendi ikonografisini bu Meiji dönemlerinde ben ukiyo-e kartları renk şeyinden itibaren taşımış bir kişi. Evet, çok teşekkür ediyorum. İkinci turda sorularınızı alacağız. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler Sinan Hocam. Şimdi ikinci tur konuşmaya başlıyoruz. Belki kendi aranızda da bu arada şey yapabiliriz daha. Öncelikle sorusu olan var mı? Evet, bunu salona yöneltelim. Yapılan konuşmalarla, evet bir şey var oradan, buyurun. Ses. Derslerde şöyle şeyler tartışmaya başladık. İşte evet, zaten 1900'den önce bütün olan her şey korunacak zaten. Bunlar kanunlarla da sabit. Ama işte 1920'lerden sonra yapılmış 1970'lere kadar saydığımız aslında o modern miras dediğimiz şeydeki biz koruma kurallarını nasıl koyacağızı tartışmaya başladık. Çünkü şu yüzden bize John Ruskin der ki raspayı da koru. Yani oradaki o patinayı da koru. O patina da çünkü ona bir değer katar, onun yaşanmışlığını bize gösterir. İşte onu tertemiz yapma der John Ruskin. Ama biz şimdi işte biraz önce Ahmet hocamızın da bahsettiği gibi bu modern mirasta şimdi evet renkten korktukları da içinde kullanmıyorlar rengi ama bir sebebi de aslında endüstri devriminin getirdiği o işte kötü çalışma koşullarındaki kötü yaşamın etkileri olan o hastalık gibi şeyleri bertaraf edebilmek için temiz ve steril mekanlar yaratmak istiyorlar. O yüzden de benim bildiğim kadarıyla beyazın kullanımı bu kadar baskın modern mirasta. Şimdi benim sorum şu, bir konservatör olarak ve bir işte bir mimar olarak biz ara kesitte olan meslek insanları biz bu binaları korurken nasıl yaklaşmalıyız? Yani mesela o bina ilk gün bembeyaz yapıldıysa biz bunu bembeyaz mı yapmalıyız yine yoksa işte Ruskin'in dediği gibi patinayı da mı korumalıyız? Ne tavsiye edersiniz? Çünkü ben bu soruya bir restorasyon uzmanı olarak cevap veremiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet, peki teşekkür ederiz. Şöyle bir şey söylemek mümkün tabii ki. Bunların her aslında her bu anlamdaki her soru kendi bağlamını getiriyor. Dedik ya mimarlık bağlam içinde yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda tam da o konuştuğumuz bağlamın biricik olma meselesi var. Bağlam biricik. Yani o yüzden mimarlık zor. Mesela biz mimarlığı yaparken ister istemez
Topkapı Sarayı'nı yapmak için oradaki Akropol'ü yıkıyoruz. Şimdi yıktığımızı kabul edelim, siz bir korumacısınız ve oradaki Akropol yıkılmıştır. Çünkü burada nasıl bir yorum yapabiliriz, ne yapılmalıydı? O biricik bir yer, başka bir şansı yok. Yani Osmanlı'nın orada bir saray inşa etmek için başka bir şansı yok. Birinci Tepe, İstanbul'un ilk tepesi, en önemli tepesi, başka bir saray inşa edecek tepe yok. Zaten o yüzden Akropol oraya yapılmış. Osmanlı da geliyor o Akropol'ün üzerine. Ama ondan önce de zaten oradaki koloninin getirdiği Ayazma var. Ayazma'nın üzerine de Bizanslılar gelip Ayazma'yı yıkıp oraya Akropol'ü yapmışlar. Dolayısıyla mimarlığın böyle bir döngüsü var. Mimarlık her şeyden önce üretemiyor yerini. Yani yaptığı şeyi müzeye koyamıyor. Ancak müzeye koyamadığımız için korumak, koruyarak, değil mi? Preservation, preserve ederek, koruyarak mimarlığı bir şekilde devam ettirmek, sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Şimdi ama bir yandan bir kural, ki sizin sorunuz o, bunun kuralı ne diyorsunuz ki biz işte renkte de aynı dertten muzdaripiz, oradan acı çekiyoruz, kuralını bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. İkincisi, bu kuralı da bilmemek de gerekiyor zaten. Çünkü bağlam dediğimiz şey biricik, unik yani. Her seferinde bunu yeniden düşünüp, yeniden üretmek ve doğru soruları sormak lazım. Mesela bir dediğiniz gibi, şuraya gidiyor aslında konu. Hani bir kökenleri, bir sürü kökeni ama bir tanesi şu. İşte o bahsettiğim 1932'deki kitap üç tane şey getiriyor modern mimarlıkla ilgili. Üç önemli yaklaşım. Bir tanesi diyor ki, mimarlığı, birincisi şu, mimarlığı bir kütle olarak almayın, bir volüm olarak alın, hacim olarak alın diyor. Birincisi bu. İkincisi, simetrik düzenlemelere itibar etmeyelim artık diyor. Onun yerine dengeli kompozisyonlar arayalım diyor, düzenlemeler arayalım diyor. Ve üçüncüsü, bizi en çok ilgilendiren belki bu renk konusu da oradan geliyor, dekorasyon yapmayalım, dekoratif hiçbir şey yapmayalım diyor. Dekoratif bir şey yapmayalım diyor. Esasını işin kavrayalım, özüne dönelim işin ve esas olan, esansiyel olanı öne çıkaralım diyor. Ve o bağlamda zaten renk biraz mahkum oluyor. Deniyor ki yani renk dediğimiz konu aslında esansiyel değildir. Bir ilave bir şeydir, süplemanter bir şeydir diye bir yorumla biz aslında rengi bu şekilde bir durumda buluyoruz karşımızda. Şimdi bu modern mirasa gelince oradaki soru tabii çok açık. Yani neyi korumak istiyoruz? Orada bizim için önemli olan ne? Ve tabii ki sizin mesleğinizde, meslek alanınızda hep karşınıza gelen şey, bazen iki tane değerli şey üst üste oluyor, katmanlar çok oluyor. Yani birini korumak zorundasınız, birini feda etmek zorundasınız. Burada da işte aynı soruyu soruyoruz kendimize. Mimarlıkta da biz neyi koruyoruz? Anlamını mı koruyoruz? Malzemeyi mi koruyoruz dediğiniz gibi? Yoksa mimarın oradaki yorumunu mu koruyoruz? Veyahut eskiden bir ayıklamacı tavır vardı mesela, ne varsa ayıklıyorduk. Benim de ilk başladığımda yani öyleydi, Yılmaz hocam da bilir. Sonradan başka bir yorum geldi. Şimdi dönem eki diye bir şey çıktı, bir kavram çıktı mesela. Dönem eki deyip birçok şeyi korumaya başladık. Yani sonradan eklenen şeyler korunur statüye geldi adeta. Dolayısıyla böyle dinamik de bir kavramsal şey var ortada. Yani sorunun cevabını bilmiyorum, onu söylemek lazım. Bunu söyleyebilerek, bunu söyleyerek bağlamın özgünlüğü üzerinden, onun biricikliği üzerinden bir çözüm üretmek lazım. Çözümde de yeterince rahatsız olmak, yani bunu bir sorunsal haline getirmek, ki sizin yaptığınızda değerli olan odur, bunu sorunsallaştırmak çok önemli. Bunu bir problematiğe dönüştürebilmek çok önemli. Bugün modern mimarlığın asıl rolü bu. Doğru problematikler üretmek ve onlar üzerinde konuşabilmek. Bence yani verilebilecek burada benim hani diyebileceğim, bu bilmiyorum çok böyle şey olmadı ama başka bir şey yok gibi düşünüyorum. Yani ancak buradan bir paradigma üretilirse buradan üretilir diye düşünüyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ahmet Hocam. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı bu soruyla ilgili Yiğit Hocam? Konu biraz... Evet, biraz da konservasyon, konservasyon olduğu için meselesine geliyor. Yani tabii benim alanım daha çok tablo üzerine, sanat eserleri üzerine ama
karşılaştığımız şeyler sadece taşınabilir kültür varlıkları üzerinde değil, taşınmazlar üzerindeki sanat eserlerinin de durumuna bağlı olarak. Yani mimari restorasyonda daha çok önemli olan mimari yapının taşıyıcılarının korunması ve onun devamlılığı ve hayatının devamının üzerine. Çoğunlukla üzerindeki demin hocamın da bahsettiği dekoratif şeylerin, yapıların içerisinde süsleme, bezeme ne demişiz alanların çoğunlukla zaten belin korozyon olsun ya da farklı sebeplerden olsun çokça karşılaştığımız hasarlarına karşılaşıyoruz yani görüyoruz içerisinde. Tabii ki bunlar biz eserleri her biri hocamın dediği gibi biricik olarak bakıyoruz kendi alanımıza girdiğimiz zaman. Sonuçta aynı uygulamaları yapmıyoruz üzerlerinde. Ve binanın genel karakteristik özelliklerinin içerisindeki ne diyeyim, liyakatını mı diyeyim? Yani o etkisini nasıl önemsedi? Bir Art Deco eserdeki bütün binanın yapısını tamamen kaplayan, vurgulayan bir sanat eseri varsa içerisinde bu ahşap bir kapı da olabilir ya da demir bir kapı da olabilir, fark etmiyor. Sonuçta biz usta bir elden çıkmış bir zanaat eseri de olsa fark etmiyor. Binanın karakteristik özelliklerini tamamlayıcı bir nitelik taşıyorsa eğer nesnel bir şey olarak bunları önemsiyoruz tabii ki. Ama çoğunlukla bizim karşılaştığımız şeyler taşınmazlar üzerindeki zaten bir başkasının üzerinde yapılmış olanlar belli bir dönem içerisinde. Bir kat ve kat ve kat ve kat. Yani sonuçta bina sahipleri ya taşınmaz sahiplerinin insafına kalmış birçok şeydi. Eğer devlet koruması altına alınmadıysa elden elde değişik süreçlerde gelen binanın sahibi inisiyatifi üzerine bu eserlerin üzerine boyanmış, başka resim yapılmış ya da çok kiç şeylerle karşılaşıyoruz. İşin gerçeği bu. Onların alt katmanlarını bırakın sadece bu binalar içerisinde bakın gidin şeye bizim İstanbul'da İMÇ'nin ya da gidin işte Doğu Bank'ın şeyinde bizim hocalarımızın yaptığı mozaiklerin bile yıllarca bakımsız kaldı ki binanın aslında bütün karakteristik özelliğini sağlayan Bedirhami mozaiklerinin bile şimdi elden geçirildiğini görebiliyoruz. Oranın bütün karakteristik özelliklerini, bütün etrafın aslında biricik etkisini sağlayan, farkını sağlayan o mozaikler. Ve o karakter artık kendi kendini yok etmeye başlıyor. Çünkü insanlar orayı çok farklı bir işlevsellik yok etmeye başlıyor, biçimsel anlayışı. Biz bunu tekrar bir anlamaya çalışıyoruz. Bir sürü faktör var, yani teknik faktörler. Bir defa şimdi nedir? Haydarpaşa Garı'nın mesela restorasyon süreci değil mi? Çok uzadı. Oradaki çalışmalara biz öğrencilerimizi şeye gönderdik, staja gönderdik. Bizzat ben de katıldım onların üzerinde ve oradaki pigmentlerin analizlerini yapıp oradaki alçıların üzerine nasıl kalıplar alınacağı dışında pigmentlerin analizi yapıp o dönemin kullanılan aşı boyalarının tekrar üretilmesi ya da işte benzerlerinin kullanılması gibi yöntemlere gidildi. Yani bunlar ekstra süreçler gerektiriyor ve tamamlama yani şeyi teslim etme sürelerini uzatıyor bu tip şeyler. Devletin bir yandan baskısı ya da sahiplerinin bir yandan baskısı bizim bu hassasiyetimizi engelleyen en büyük teşkilatlardan bir tanesi. Biz araştırma yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Ne diyorlar? Hadi bir yandan bitirin. Bu bizim için de geçerli. Her şeyi acele ederek yapıyoruz. Ve işin bilimsellik kısmı ne yazık ki bir yerde kalıyor. Ancak konuşmada biz konuşuyoruz, siz konuşuyorsunuz, konferans yapıyoruz, bu da gösteriyoruz. Birçok şey üzerinde ama tamamlanmayan ya da aceleyle bitirilen bizim de altına imzamızı atmak istemediğimiz bir şeyle birçok şeyde karşılaşıyoruz. Yani ben de cevap veremedim hocam gibi. Tamam hocam. Demek ki birazcık daha vakit var bu soruya cevap vermek evet, için. Evet. Bu arada ben de piyasadan gelmiş bir restorasyon uzmanıyım. Hatta Haydarpaşa projesinin hazırlanmasının böyle ekip başlarından bir tanesi. Hmm. O süreçleri vitraylerin yapımını, kurşunu o başka bir dert şey mesela vitraylar. Şey, mimari yani restorasyon projelerinin hazırlanırken ekip başlarından bir hepsi tanesiydi. Bütündü. Ama bize de işte ne kadar verdiler? 6 ay. Tabii. Şimdi orada ben o pigmenti araştırıp da işte onun bilmem nesini çıkartıp da onu yapamayacağım. Yıldız Sarayı genel... orası bir evet. Sürü yer var o evet. Konularla ilgili ve içimizde. Evet hocam. İçimizde. Kolay gelsin. Teşekkürler. Başka soru var mı salondan? O zaman belki ikinci tur için tamamlayacağımız şeyler varsa onlar için size yani, söz vereyim. Var mı bir şey? Yani soru cevap şeklinde ilerlersek olur. Benim şahsen yok.
Yani benim ekstra görsellerim vardı, onda gerek yok. Yani gözün yalan söylediğine dair. Kitapla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki tamamlayıcı olması açısından bir şey. Şimdi bu benim bahsettiğim kitap Mimarlar Niçin Siyah Giyer diye bir kitap. Bu kitap niçin konuşulmaya değer olabilir diye düşünebilirsiniz. Şu yüzden 100 küsur 120 mimara soruyorlar. Neden mimarlar siyah giyer? Mimarlar işte çok siyah giyiyor. Tercih ediyorlar ve hepsi bir cevap veriyor. Aşağı yukarı hiçbiri neredeyse öyle bir şey yoktur demiyor. Mimarların siyah giydiğini bir kere herkes kabul ediyor. Ve buna çeşitli cevaplar geliyor. Neden siyah giyiyorlar diye. Bu cevaplar içinde tabii ki büyük bir çeşitlilik var. Birkaç tanesini belki burada sizinle paylaşırım. Ama büyük bir çeşitlilik var. Çok farklı şeyler. Bazısı diyor ki mesela çünkü diyor mimarların hayal gücü yoktur. Bir diğeri diyor ki çünkü mimarlar kendilerini rahip gibi görür. Yani dini görevli gibi görür. Neden? Çünkü işte toplumla bazı gerçekleri konuşmak zorundadırlar. Müşterilerine bazı gerçekleri, kötü gerçekleri anlatmak zorundadırlar. O yüzden kendilerini rahibe benzetirler, siyah giyinirler. Ya da çünkü otoriter bir figür ortaya koymak isterler bir şeyler yaptırabilmek için. Çünkü hani biraz bahsettik, üzgün insanlardır bunlar. Bir türlü projelerini gerçekleştiremezler. Gerçekleştirseler de istedikleri gibi gerçekleştiremezler. İstedikleri gibi gerçekleştirseler de projeleri korunamaz vesaire vesaire. O yüzden mutlaka mutsuzdurlar, üzgündürler, yas içindedirler. O yüzden giyerler falan. Ressamlar ne yapsın önce? Yani para kazandı mı? En çok para kazandı mimarlar olmuş oluyor değil mi? Bir şey bitirdikten sonra ressamlar ne yapsın? Yani sonuçta ben de siyah giyiniyorum bu arada full. Yani bu sembolik bir anlam taşıyan bir durum var tabii ki. Hocamın dedikleri çok doğru. Sözünü kestim. Yok, hocam. Devam et. Ben bir ressamı atlamak istedim. Tabii ki mimarinin okuma biçimi, anlama biçimi çok birbirinden farklı. Yani bir sanat eserine okuma biçimine baktığım zaman bir edebiyat eserini, bir fotoğrafı, yani o fotoğraf en çok tabii ki plastik sanatlar içine katmıyoruz fotoğrafı. Plastik sanat içerisinde resme en çok yakın olan bir görsel olarak iki boyutlu okuma, çizgisel okuma, müzik de aynı şekildir. Ama mimarinin gerçekten hem öncü hem de okuma biçimi açısından çok farklı bir durumu var. İşlevsellik ve zaman boyutu. Yani üç boyutlu heykele benziyor ama bir de içinde yaşansal bir durumu var. İçinde yaşayarak anlayabiliyorsunuz bütün karakterini. Ona gerekiyor ama genel olarak baktığımızda, bir sanat tarihine baktığımızda mimarinin bütün bu akımlara aynı zamanda işlevsel yönünün de biraz da öne sürerek hepsine öncülük ettiğini görüyoruz. Bütün bu şeyi kapsama konusunda bir siyah olarak aslında emeğicilik açısından renkleri kabul ediyorum mimarların siyah olma sebebini. Evet, yani bunu bazı mimarların yorumu şöyle mesela, siyah giyerler çünkü görünmez olmak isterler. Siyah giyerler çünkü siyah diğer renklere imkan tanır, diğer olanaklara imkan tanır. Çünkü siyah gizemlidir, mistik bir renktir ve mimarlar her şeyi belirlemek istemezler, uğraşmak istemezler. Siyah kolaydır, sizi ince gösterir. Siyah cildiniz için iyidir gibi şeyler de var hocam. Düşünüyorum. Siyahla ilgili şimdi bir şey söyleyeyim. Ve tabii ki çünkü işte mimarlar kara mizah severler, o yüzden siyah giyinirler falan. Tabii ki mimarlığın içinde kara mizah vardır, olmalıdır. Sanatta da vardır elbette. Niye o zaman hep beyaz kullanıyorsunuz? Beyaz. Yani her taraf beyaz değil mi? Beyaz tabii, modern, siyahı da mimari. Siyah ve beyaz. Ha, şey, neden beyaz kullanmıyorum? Odildek. Odildek'i tanıyor musunuz bilmiyorum. Bir, benim de çok sevdiğim bir Fransız hanım mimarımız. Çılgın bir tip. Aslında sarışındır Odildek. Fakat saçlarını boyuyor, siyaha boyuyor. Siyah makyaj yapıyor ve olduğu gibi siyah giyiniyor. Böyle bir, her gün böyle bir çaba gösteriyor aslında. Her gün bu makyajı yapıyor falan. Ondan sonra Odildek'e sormuşlar aynı soru. Odildek diyor ki siyah giyiyorum çünkü deliler beyaz giyiyor diyor. Mesela. Hocam.
beğeniyor. Ya ben kendi üstüme alıp zaten. Yok, senin için güzel. Hayır, beyaz ama kişi, böyle cevap veren mimar da var. Mimarların bu konudaki çeşitliliği, şuna geleceğim. Tabii ki bu kısıtlı şey içinde dahi, yani renkle olan krizlerini de ortaya koyuyor. Ve tabii ki renkle baş edemedikleri için, benim de düşüncem, herkesin aslında bu kitabın da özü o, renkle baş edemedikleri için, hesaplaşamadıkları için, kendini tatmin edecek şekilde hesaplaşamadıkları için siyah giyiniyorlar. Bunu bir kere kabul etmek, itiraf etmek lazım. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Evet. Ben o yüzden siyah giyiyorum ki giyiyorum. Ama mümkün olduğu kadar renkli giymeye de çalışıyorum. Giyinmeye de çalışıyorum. Ama böyle bir şey var, böyle bir kara mizah durumu var. Fakat siz çoğunlukla mimar adayları, sanatçı adayları olarak tabii ki renk çok önemli. Rengi dışlayan herhangi bir üretim söz konusu olamaz. Onu burada tabii ki söylemek lazım. Ve olmamıştır. Yani buradaki gördüğümüz modern mimarlıkta da Le Corbusier de kabul etmiyor hep beyaz yaptığını. Richard Mayer de kabul etmiyor. Hep beyaz yapsa da hayır diyor, ben gerektiği yerde renk kullanıyorum diyor ve kullanmış. Le Corbusier'in mesela o Villa Savoye meşhurdur. Bir yaşam biçiminden çıkan bir şeydir zaten adam. Yani o makineyi çok sevdiği için ona benzeten bir şey, benzeyen bir şey yapıyor. Bir otomobile benzeyen bir şey yapıyor. Aslında bir otomobildir şey bir yerde. Villa Savoye mesela 1923-27 arasında falan yapıyor. Bir otomobili orada yapıyor aslında. Ve ona gönderme yapıyor sürekli. Teknolojiye gönderme yapıyor. Öte taraftan pembe kullanmıştır orada. Mavi kullanmıştır. Ve zeminlerde tamamen koyu yeşil kullanmıştır. Arkası ormandır mesela. Ve o ormanın ortaya çıkmasını düşünmüştür. Mesela arabayla geliyorsunuz Villa Savoye'nin olduğu yere, otomobil diyor tabii, otomobille geliyorsunuz. Otomobil yatay bir hat. Otomobille geldikten sonra onun etrafındaki zemin kat tam otomobilin döneceği çaptadır. 12.40, 12.40'tır. Bir otomobil orada dönebilir tam olarak, o dönemki otomobilde. Ondan sonra otomobilden inen biri diyor, merdiven çıkmasın diyor. Rampa yapıyor o yüzden, çünkü yatay geliyorsunuz ya, böyle şeyle çıkıyorsunuz. Yukarı çıktığınızda küçük küçük, maalesef yok burada gösteremiyorum, şeyler vardır mesela, pencereler. O pencereler ve kolonlar beyaz. O kolonların arasında yürürken otomobilde gibi olursunuz. Yani otomobilde gelirken gözünüz önünden geçiyor ya şeyler, mesela ağaçlar. O ağaçları orada da görürsünüz. Yani otomobildeki his devam eder. Sizi hep otomobilde tutar aslında. Ev de bir otomobildir. Evde dolaşırken de otomobildeki gibi o pencerelerden, açık pencerelerden, sürekli pencerelerden algılamaya devam edersiniz. Kare, ama kare kare, o kareleri, o frame'leri algılamaya, o çerçeveleri algılamaya devam edersiniz. Bir patern oluşturuyor zaten. Bir patern oluşturuyor falan. Ya yani bu bir yaşam biçimiyle ilgili, onun bir yorumuyla ilgili. Tabii ki abartılı, tabii ki yanlış. Nitekim ondan hemen sonra İkinci Dünya Savaşı olunca da bambaşka bir şeye geçiyor falan. Ya yani bütün bunlar dediğim gibi mimarlığın krizi, aslında kendi çözümünü. Ve bütün sanatlarda böyle olabilir belki de, yani bunu haddimi aşmak istemem ama çözümünü kendi bağrında aslında barındırıyor. Ve oradan yeterince siz rahatsız olursanız, yeterince uğraşırsanız, yeterince denerseniz oradan bir çözüm çıkıyor zaten. Ve o çözüm o zaman değerli oluyor. Yani birdenbire burada söylenecek bir çözümden çok o denenmişlikle, uğraşmayla gelen çözüm değerli oluyor. Bunu belki söylemek mümkün. Hocam. Dedim ya, sanat ve mimarlık hep böyle gerçekliği üstlenir diye. Basılı mecrada, efemerada, bizim alanda bu kadar derin konular yok. Fakat siyah... Efemera mı diyorsun? Efemera, gündelik, gündelik. Doğuşu öyle çünkü. Siyah sansür demektir. Ve sansüre kamçını daha da iyi üretenler romantiklerdir. Özellikle Gustave Doré, çok ünlü bir gravür sanatçısı, sansüre çok uğramıştır. Çünkü bir Fransız romantiydi ve liberaliydi ve Victoria'dan tabii ki nefret etmiş. Yani Victoria şeylerinden ve çok hicivli gravürü olduğu için ya da Rusya'ya ait bir Paris'in Matbaat Umum Müdürlüğü tarafından birkaç defa sansüre uğrar ve der ki, siz fikri sadece gece karanlığında boğarsınız çünkü siyah mürekkeple kapatılır. Ertesi gün başka bir şekilde tekrar çıkacak der. İngiltere'de karşılık Aubrey Beardsley'dir, anti-Victorian'dir. Victoria döneminde hayal gücü gotik,
grotesk, böyle çok ilginç Japon estampları esinen bir figüratif resim şey yapmıştır ve orada kadınlar nüüttür, çıplaktır genelde, erkekler de öyle. Çıplaklığı örtersiniz ama o yine başka forma tekrar çıkacaktır der. İkisi birbirinden çok farklı olsa, biri gravür sanatçısı olsa, diğeri illüstratör olsa da siyah sonuçta sansür, sansüre karşı direnişi temsil eder. Siyah üzerinde, şu anda siyah üzerinde evet, konuşuyoruz siyah değil mi? Peki, tamam. Ben siyahı şimdi hep bir negatif anlamda biraz şey algılıyoruz ama işte yani filmlerde de öyle. Sembolizmine baktığımız zaman işte Darth Vader'ın siyah giymesi işte bir sürü şeylerde de öyle. Batman de siyah giyiyor ona bakarsanız. Rengarenk giyinen de bir Joker var. Anti kahraman ama çocuklar artık bir Joker'i falan seviyor. Yani mor ve yeşilin yarattığı etki. Şimdi bunların aslında baktığımız zaman semiotik açıdan yani gösterge bilim açısından çok çok derin şeyleri var psikolojisi girdiğim zaman. Yani demin gösterdiğim Goethe bir bakmanızı istiyorum renk üçgeni sistemlerine. Çünkü burada göstermedim benim bin tane diyalogun arasında vardır ama şimdi bulamam. Yani sabaha kadar belki ve orada tamamen renklerin psikolojik etkileri üzerine sistemlerini kurgulamıştır. Evini de daha iyi olmak üzere. Goethe'nin bir evine bakın. Yaşadığı ortamda o odanın işlevine bağlı olarak duvarının rengini belirliyor. Bir odası sarı, bir odası mavi, bir odası yeşil, bir odası daha sıcak ve soğuk. Pasif ve aktif alanlarına göre rengin o çemberi içerisinde kendi odada ne yapacaksa yaşamsal alan içerisinde duvarının rengini değiştiriyor ve düz boyuyor. Şimdi burada tabii ki bir odadan bir odaya geçince bir insanın psikolojisi değişmiyor saniyesinde. Fakat yaptığı aktiviteye göre onu orada %1'lik, %2'lik, %3'lük derecede ve oradaki dekorasyona da bağlı olarak ona göre dekorasyon yapıyor. Hepsini kurguluyor. Aslında her bir mekan kendi içerisinde bir bütünsel algı içerisinde fon ve form ilişkisi içerisinde ki o renk orada domine ediyor. Bir resim sanatı gibi düşünün ve vurgusal alanlar ve sap dominant alanlara baktığımız zaman çevre birimleriyle bir bütünsel etki yaratıyor dekorasyonda. Bu çok önemli. Buradan şeye gelmek istiyorum. Yani bu kadar bilinçli yaklaşan ve işlevsel yaklaşan bir durumda müzecilik bilim içerisinde belki de eserlerin sergilendiği alanlarda, eserlerin sergilendiği ortamlarda bu hani duvar boyamasından bahsediyoruz ya, burada da çok bilinçli yaklaşılması gerektiğini, sadece dönemsel olarak sergileme alanları değil, bu da aynı zamanda müzecilik bilim içerisinde geçerli. Eserlerin kendi renk armonisi içerisinde göre de duvarların renklerinin seçilmesi ve özellikle renklerin kontrastlıklarını ya da işte simultane renk kontrastı sadece doygun iki rengin kontrastından bahsetmiyoruz. Bir alanın gri olması ve bir alanın çok doygun olması ve doygun alanın gri alanı kendi komplementerine doğru çekmesi. Kırmızı bir alan gri bir alanın yanında gri bir alan, kırmızı bir alanda yeşil etkisi sağlar. Ve bu aynı zamanda duvarda asılan bir resmin de bütün sanatçının paletinin, adamın saatlerce, günlerce, aylarca uğraştığı bir paletinin gözümüzde, hani o yalan soran gözümüze, güveniyoruz ya yalan söyleyen gözümüze, bambaşka bir şekilde algılamasını ve pasaj ve kontrast etkilerin bambaşka algılanmasını sağlayan bir duvarla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bütün bu şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Hem iç mimarlık, hem mimarlık öğrencisi olarak kendi iç dekorasyonu, fon ve form ilişkisi açısından sanat eserlerini düşünerek. Biz kızıyoruz ressamla tabii ki. Koltuk rengine göre resim mi alıyorsunuz? İşte duvar resmine göre mi resim alıyorsunuz? Ama sonuçta resim denen olgu resim olması için bir izleyiciyle ister müzede, ister sokakta, ister evin duvarında buluşmak zorunda. Sanat eseri sıfatına kavuşmak için. O buluşma esnasını çok doğru bir mekanizma içerisinde yapmak lazım. Bu ara üçüncül kişiler, bu mekanizma oluşacak kişilerinde çok bilinçli. Hem sanatçı hakkında hem de buluşacakları ortam hakkında çok iyi bilgileri olması lazım. Şimdi bir tane bir görselim vardı ama bulursam göstereyim. Aydınlatma ayrı bir konu. Çünkü beyaz aslında bir anne gibi davranıyor. Kendini çocuğuna bırakıyor. Yani insan kendini gösteren ışığa bırakıyor. Işığın altında farklı ışık Kelvin derecelerinde mesela 7000 üzerindeki 8000, 9000, 10'da tamamen soğuk bir etki yaratırken düşüklerde 2000, 3000'lerde dalga boyu da uzadığı için çok daha sıcak bir etki yaratıyor. Yani Kelvin derecesine baktığımız zaman. Dolayısıyla
bütün mekanın aslında beyaz üzerine, ben de beyaz üzerine konuşayım, kendini ışığın akısına ve ışığın dalga boyuna bırakan bir sistem. Ama siyahın öyle bir durumu yok. Siyah çok domine ediyor ortamı. Siyah gerçekten domine ediyor, emdiği için bütün şeyleri. Beyazın aslında mimarların en çok kullanma sebeplerinden bir tanesi o. Günün her saatinde tıpkı demin gösterdiğim Claude Monet'in Saint-Rouen Katedrali'ni 20 tane yapmış. Günün her saatinde yapmış. Her saatinde oturmuş yapmış, oturmuş yapmış, gidiyor geliyor. Kimde gölgeler mavi, kimde kahverengi, kimde sarı, kimde patlıyor gün 12'de. Katedral gözükmüyor ve gördüğü gibi bir aç gibi çalışıyor. Mimarlar biraz böyle çalışıyor. Yani ışığın bizde yarattığı etkiye, aslında doğaya bırakıyor. Yani beyaz doğadır demek şey o. Doğanın akşamüstü uzun dalga boyu, değil mi? Kırmızı olan, diğerli UV'ler çekiliyor. Ne oluyor? Duvarlar birden sıcak bir etki sağlıyor. Bu ressamı da etkiliyor. Gündüz enerjik olmamız gereken, en aktif olma saatte hepsi ne olduğu zaman da duvarlar kendi tam etkisini belki en yüksek derecede sunuyor. Sabah da aynı şekilde. Doğaya uyuyor beyaz ama siyah tamamen domine ediyor. Biraz orada bir farklılıklar var. Çok güzel. Çok teşekkürler. Evet, teşekkür. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Önce bitirelim. Tamam. Peki, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım tekrar birlikte oluruz. Hepinize renkli günler diliyoruz. Sağ olun. Evet, unutmadan çıkışta sizlere minik ikramlarımız olacak. Dion'un da tatlı hediyeleri var. Onları almayı unutmayın ve konuklarımızla ve bizlerle konuşmak isterseniz ikramlar için biraz daha buradayız. Lütfen fuaye alanında bize katılın. Teşekkürler, herkese iyi günler. Pis ayın başında konuşacak. Şey oluyor ya.